Selam. Nasılsınız? Dostlarım. Bayağıdır bir canlı yayın açamamıştım. Şurada ışıklar göründü. Ay. Pardon. Merak etmeyin, manyak gibi kendi videolarımı izlemiyorum. Sadece sohbeti açmaya çalışıyorum şu anda. Ay, ne haber? Nasılsınız? Görmeye başladım sohbet mesajlarını. Ne yapıyorsunuz? Çok özlemişim ya. Valla yayını açmayı. Hayat. Hayat mücadelesi derken şey yapamadık yayınları. Yayınlar kaldı. Nasılsınız bakayım? Dur, canlı sohbeti ayarlıyorum ki hepinizin mesajlarını göreyim. Obsesif gibi. Aa, Maria'nın çay kutusu. Hoş geldin. Evet ya, gece geç saatte maalesef bugün Ikea'daydım. Niyetim daha erken gelmekti ama o kadar vakit harcamışım ki orada fark etmeden maalesef. Biraz geç açmak durumunda kaldım. Ben zaten böyle yayınlarımı önceden planlamıyorum. Öyle zonk diye açıyorum. Herkes şok oluyor falan. Önceden hazırlık aslında insanlar istiyor. Önceden şey yapayım, haber vereyim de hazırlıklı olsun, herkes konuşalım falan filan. Ama maalesef olmuyor yani. Benim yayınlar çok spontane oluyor. Yani birincil yaptığım şey yayın değil, video olduğu için. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Mesajlara bakıyorum şu anda, neler yapıyorsunuz diye. Sen saçını kestirince ben de kestirdim. Ay, böyle çok var ya gerçekten. O kadar çok insan bana, aa işte ben de saçımı senin yüzünden kestirmeye gideceğim şimdi falan, veya kestirdim. O kadar çok bunları söyleyen oldu ki. Böyle şey yapıyorum yani. Influencerlık mı acaba? Influence etmek. İlginç bir şey. Ben var ya, niye yaptım biliyor musunuz? Zaten çok bunalıyordum, tamam mı, saçlarımdan. Yaz gelmeye başladı ya. Çok uzamıştı. Biliyorsunuz, videolardan önce saça bir düzen vermek gerekiyor. Benim hayatta en üşendiğim şeylerden birisi videolardan önce makyaj ve saç olayını ayarlamak. Gönül ister ki karşınıza böyle pijama ile iğrenç bir suratla çıkayım ama o erkeklere has bir özgürlük. Onlar istedi. Lönk diye oturuyor. Yüzünü bile yıkamadan oturuyor adamlar yayına. İğrenç iğrenç. Saç baş karışmış, birbirine girmiş ama hiçbir şey olmuyor ama. Biz profesyonel görünmek adına böyle şeyler yapmak zorundayız arkadaşlar. Ya yapmak zorunda değilim tabii ki de. Hoş geldin Yumi. Yapmak zorunda değilim tabii ki de. İşte yapıyoruz işte. Şey, saçlarımı düzleştirip duruyordum. Ondan sonra tarayıp duruyordum, bilmem ne, bakım ürünleri. O kadar sıkıldım ki. Sonra dedim ki ya böyle şöyle bir kısaltsam çok iyi olacak. Ama hiç böyle karar veremiyordum tam. Nasıl bir model yaptıracağım falan. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir gün saçımı düzleştirirken bir baktım şurası komple kopmuş gitmiş. Şurası. Dedim ki artık daha fazla bu iğrenç saçla yaşayamayacağım. Gittim hemen kuaföre kestirdim. Ay evet, var ya, bakım beni de bayıyor, saç bakımı. Yani hayatımızdaki bütün şeylere baktık. Bir saç kaldı yani gerçekten. Trendsetter olmak bunu gerektirir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mina, çok teşekkürler bokun için. Yayının ilk bokunu attım. Tebrik ediyorum seni. Ya Twilight gelecek de onun öncesinde şu kızılcık şerbeti meselesini bir kapatmak istedim. Hazır gündemdeyken bu kızılcık şerbetinin son bölümünü yapmak istedim. Alacakaranlığı sonra yapacağım. Bir de Alacakaranlığı hızlı hızlı okuyup bitirmek istemiyorum. Biraz keyfini çıkara çıkara okumak istiyorum. Siz de birazcık heyecanlanın yani. Şimdi bir de uzun videolar yapıyorum ya. Hemen çıkmıyorlar. Birazcık şey yapmanızı istiyorum açıkçası. Birazcık böyle sabrınızı denemek istiyorum yani. Birazcık şey olun. Bekleyin, meraklanın, heyecanlanın, sonra gelsin yani. Pat 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 hemen böyle 10 tane video gelmesin yani. Birazcık heyecan yapın. Aa, kadar dolaşık, çok teşekkür ederim Super Chat'in için. İlk Super Chat'ini bir bok olarak kullandın. Tebrik ediyorum. İlirosam.
Helal ya. 39 ay. 3 yıldan fazla duruyorsun ya. Helal olsun. Eren Albertler hoş geldin. Büzgen, ben seni hep görüyorum yorumlarını, biliyor musun? 44 yaşında hayranım diyorsun. Çok teşekkür. Çok mutlu oluyorum ya böyle şeylerden. Ben senin yorumları... Zaten çok yorum yapan takipçilerimi tanıyorum artık. Bir de arkadaşlar, siz bu özelliği bilmiyorsunuz. Belki bilenleriniz vardır gerçi. Ama mesela tıklayınca bazen ne oluyor biliyor musunuz? Siz diyelim yorum yapıyorsunuz YouTube'da. Sizin profilinize tıklayınca kanalımda yaptığımız diğer yorumlar da gözüküyor. Ve orada bütün ak göt, kara göt belli oluyor yani. Diyelim işte kötü bir yorum yaptın. Ben senin zorba mı olduğunu ya da gerçekten videoyu beğenmediğin için kötü yorum yaptığını profiline basınca anlıyorum. Bir bakıyorum böyle sürekli kötü yorum yapmış. Böyle aylardır zorbalıyor falan. Oradan her yazdığınız belli oluyor. Haberiniz olsun yani. Very sorry. Çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Eski kaşar. Vay be, 6 ay. 5 ay. Pardon. Kör oldum şu anda. Çomar Posing'den beri takipteyim, seviyorsun. Ay çok teşekkür ederim. Çomar Posing'leri azalttım biliyorsunuz. Yani ülkenin siyasi gündeminden o kadar böyle artık insanlar illallah etti ki ben artık Çomar Posing falan filan hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bak, bir hafta sonra seçim var. Kimsenin umurunda bile değil belediye seçimleri, değil mi? Aslında çok önemli. Bu da önemli yani. Diğer seçim kadar olmasa da bu da önemli. Ama herkes o kadar bıkmış ve yılmış ki, kimseyi de suçlamıyorum bu arada biliyor musunuz? Bıkanları, yılanları hiç suçlamıyorum yani. Çünkü ben de bıktım ve yıldım yani. Bizim yani insanların girdiği psikolojiyi anlayabiliyorum çünkü ben de aynı psikolojiye girdim. İçim şişti artık. O yüzden sanda gitmeyecek olanlara, müşahit olmayacak olanlara veya sandık neydi? Sandık görevlisi olmayacak olanlara hiçbir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Yani çünkü böyle eşek gibi kaldık ortada böyle. Hani kimse şey yapmak istemiyor, bize sahip çıkmak istemiyor. Herkes belli bir kitle insana yaranmak istiyor. Onlar da göt gibi kalıyorlar ortada da. Çok yanlış politikalardan dolayı artık millet nefret etti, illallah etti. Ben şahsen İstanbul'da olsaydım Ekrem'e oy verirdim ama burada gerçekten çok kafam karışık yani. Sanırım ben de sandığa gitmeyeceğim. Kimseyi etkilemek istemiyorum ama. Fake Mermaid, bu konu için çok teşekkür ederim. Egemen Koçak, Bırtlara hoş geldin. Kimseyi etkilemek istemiyorum. Ay Erer, çok teşekkürler. Ama maalesef yani ben çok şeyim Ankara için en azından. Ayşenur, bu konu için çok teşekkür ederim. Ailen geliyor ziyaretime, yurt dışından kedi yaş maması önerir misin? Severiz. Öneremem çünkü ben de yurt dışı kedi yaş maması konusunda tam bir cahilim. Ama hangi ülkeden geliyorlar? Bir onu söyle, ona göre yardımcı olmaya çalışacağım. Mesela Almanya'dan geliyorlarsa bizim Türkiye'ye mamalar hep Almanya'dan, İtalya'dan geliyor yaş mamalar. Çok güzel mama markaları var. Carniva, Animonda serisi. Animonda'nın Türkiye'ye gelmeyen mamalarını merak ederdim mesela. Miyamur'u da merak ederdim. Tiki Cat'i çok merak ediyorum. Türkiye'ye geldi ama aşırı pahalı. Amerikan maması sanırım o çünkü. Aslında Şesir'in yan markası olarak Şesir'le anlaşmış olabilir Amerika'daki tiki markası. Ben birden aşırı spesifik konulara girdim. Neyse işte öyle. Alman markalarından merak ettiklerimi aldırırdım. Türkiye'de olmayanları aldırırdım. Ah, öyle işte. Mina, Bordo Osuruk timi. Ya Bordo Osuruk timinden ne kadar çok insan geldi bugün. Reyhan, çok teşekkür ederim bu konu için. Zeda, bugün Bahçeli'ye gidildi, kazıklı göremeden dönüldü. Tüh, bugün Ikea'daydım ben. Sorry. Beni var ya en çok nerede tanıyorlar biliyor musunuz?
Dur söyleyeceğim. Bir dakika. Ay unuttum. Ya ki herkesi okumak istiyorum. Kimsenin böyle boynunu büküp bırakmak istemiyorum arkadaşlar ya. Ben böyle chatle aşırı etkileşime girmeyi seviyorum. Ayşenur çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Herkes bok bombardımanı. Herkes bok atmaya başladı. Deniz Bıtlı hoş geldin. Kader Dalışık ve Bildan K. Gür Osuruklara hoş geldiniz. Ay Allah'ım ya. Hamster. Hamster sahiplen. Hamster sahiplendim. Alo. Ne diyebiliriz ki? Hayırlı olsun. Uzun ömürleri olsun. Hamsterlar genelde bir şeylerden aşırı korkup veya buzdolabının altına sıkışıp ölüyorlarmış. Nereden bildiğimi sormayın. Instagram'da aşırı spesifik böyle reel'lar çıkıyor önüme bu konuyla ilgili niyeyse. Hayvan içerikleri çok tükettiğim için herhalde. Dilara Dilek, kediciğin için çok teşekkürler. Öyle işte. Aa, köpek mi sahipleneceksin? Üf ya, o kadar çok istiyorum. Çok istiyorum ama cesaret edemiyorum. Ayşenur Gedikli, hoş geldin. Aa, Meftunluğa dair hoş geldin. Bugün var ya herkes geldi. Video sonundaki bütün arkadaşlar geldi bugün. Neyse. Ben var ya köpek sahiplenmek çok istiyorum ama birincisi bak normalde benim ortamım şu an çok müsait. İki tane kedim var. Köpek sahiplenmeye çok müsait ortamım. Ama birincisi ben ona eğer bak kedileri çiğ besliyorum. Onu çiğ besleyemezsem, ona kuru mama verirsem kahrolurum. Onu da çiğ beslemem lazım. Ve bu çok aşırı zahmetli ve zor. İkincisi bir köpeği eğitmek de şey gerektiriyor. Bazen şansınıza travmalı köpekler çıkabiliyor. Veya başka problemleri olan köpek eğitimi için de para harcamanız gerekebiliyor. Üçüncüsü onu sürekli sabah akşam çıkartmak gerekiyor. Tuvaletini alıştırmak falan filan gerekiyor. Bunlar çok zaman isteyen şeyler. O yüzden şu an cesaret edemiyorum. Belki ileride bir gün böyle bol vaktim ve bol ekonomik olarak şeyim olursa bir köpeği de çiğ besleyecek kadar. Ya çünkü şey yapmak istemiyorum yani hayvana eziyet etmek yazık olsun istemiyorum. Eğer yapabileceksem böyle full en yüksek potansiyelde bakmak istiyorum yani. Hani çok iyi bir köpek ebeveyni olmak istiyorum. Öyle dandik dundik şeylerle beslemek istemiyorum hayvanımı. Ya bu arada tabii ki şey de var. Yani ekonomik kriz de var. Önümü de göremiyorum şimdi. Şurada mesela benim açığı hesaplayacak kadar bir şey bilgimin olmamasına ne diyorsunuz? Şu an maymuna döndüm. Şurada çocukların kuru mamaları duruyor. Tamamen yaşa ve çiğe geçmeye cesaret edemiyorum. Neden mi? Çünkü korkuyorum abi. Korkuyorum. Ya dolar 100 lira olursa? Ha? Çocukları komple kuru mamaya döndürmek zorunda kalırsam? Öyle yani. Ekonomik kaygılar. Türkiye'de hiçbir şey yok. O kadar kısıtlı ki güzel çekim mamalar. Almanya bu arada. Evet bazı mamalar Türkiye'ye geliyordu. Ama bu krizden sonra çok böyle bir 3-4 yıldır falan çok çeşit azaldı maalesef. Ya ben de ne vereceğimi bilemiyorum açıkçası ya. Saçma sapan. Ve bir de benim şimdi uyku düzenim falan filan ne bileyim ya. Hiç yani evimi aldım canlıya kötülük etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden bence beklemesi gerekiyor biraz daha. Biraz daha vakit var. Millet çocuk yapmadan önce böyle hazırlar kendini bekler falan. Ben de köpek sahiplenmeden önce millennial yıllık işte. Ne yapalım işte. Öf, evet 40 lira olacak dolar diyorlar. O şırı şey yapıyorum biliyor musunuz? Bir de şey diyorlar. Seçime bir hafta kaldı şimdi. Ondan çok panik yaptım. Seçimden sonra KDV artırılacakmış ve her şey zam gelecekmiş. Yine. O yüzden aşırı panikledim. Brienne of Tarth.
Çok teşekkür ederim süper sticker'ın için. Aa, eski Kaşar Kazıklı Barı'ya üyelikleri hediye etmiş. Aa, Melih hoş geldin. Var ya, o kadar şey değilim ki, böyle at yarışı gibi okuyorum ama okuyayım. O kadar o kadar canlı yayın psikolojisinden çıkmışım ki şu anda. At yarışı gibi şey okuyorum. Üyelik okuyorum ya. Çok özür diliyorum. Bugün IKEA'da karşılaştık. Çok tatlısın gerçekten. Ya çok teşekkür ederim. IKEA'da iki tane takipçimle karşılaştım. Ben orada tuvalet fırçası falan bakıyorum böyle. Dizi klip. Dizi klip çok teşekkürler. Tuvalet fırçası bakıyorum. Ve takipçim geldi birden. Dedim ki ben de selam. Kilit sepeti bakıyorum. Sonra kitaplık falan da baktım. Ay ne oldu biliyor musunuz var ya. Şimdi IKEA'da bir tane fırsat köşesi var, tamam mı arkadaşlar? Ve bu fırsat köşesindeki olay şu. Ürünlerin sadece atıyorum çok ufak bir şeyi oluyor. Atıyorum sadece dolabın sadece şurası çizik oluyor ve böyle 2000 lira falan indiriyorlar, %50 falan. Benim almak istediğim dolap fırsat köşesinde vardı ve sadece içinde ufak bir çizik var, tamam mı, dolabın? Allah'ım 2000 lira indirmişler dolabın fiyatını. Aa dedim ya, alayım ben bunu falan filan. Ondan sonra ne oldu? Satılmış çıktı. O kadar var ya, moralim bozuldu ki. Götümden bıçaklandım o anda. IKEA'ya giderseniz, ya küçük şeylerde olmuyor da Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de ve Antalya'da falan var sanırım. Giderseniz mutlaka fırsat köşesine bakın. O kadar güzel şeyler sırf böyle hafif kenarı köşesi yamuk diye böyle indirimli oluyor ki. Çok bence şey, ne diyorlar buna ya? Ben böyle şeyler almaktan şey yapmıyorum yani. Benim hoşuma gidiyor. Veya antikacılardan, ikinci elcilerden. Böyle bir şeyler almayı çok seviyorum. Bazı insanlara çok şey geliyor. Niye şey varken onu alayım ki falan. Ama benim öyle şeylerim yok ya. Bence güzel oluyor yani. Mesela vazo alacaktım ama ya yeni bir vazoya para vermektense, antikacılarda o kadar güzel vazolar oluyor ki mesela. Çiçekler içinde çiçeği koyunca hem böyle şey duruyor, çok tatlı duruyor. Hem de biliyorsun ki onun bir şeyi var, tarihi var yani. Senden önce bir sürü insan o vazoya çiçek koymuş ve mutlu olmuş. Öyle yani. Ay Reciana Kayan de hoş geldin. 11 ayın sultanı. Ay Allah'ım ya. Lakri çok teşekkür ederim süpürçesin için. Eskiden canlı yayınlarda cringe film izliyorduk. Devam edecek mi? Ya arkadaşlar, ya o YouTube'da pek mümkün olmuyor. Niye biliyor musunuz? Mesela İbrahim Tatlıses'in bir filmini incelemiştim. Çok sevdim ben o filmi. Yani çok eğlenmiştim ve o videomu da çok seviyordum. Ama telif atmış İbrahim Tatlıses. Muhtemelen İbrahim Tatlıses'in şirketi otomatik tarıyor YouTube'u. Netflix'te falan çünkü yayınlanmıştı bazı Yeşilçam filmleri. Abi ya, hatta şeydi filmin adı, Aşıksın. Aşıksın'ı incelemiştik birlikte. Telif geldi ve nasıl telif getiriyorlar biliyor musunuz? Hani para kazanamıyorsun değil. Ben ona bile okeyim. Para kazanamayayım. Para İbrahim Tatlıses'e gitsin. Sonuçta filmini gösteriyorum orada. Ben para kazanamayayım. Ona bile okeyim ama tamamen yasaklıyorlar böyle. Ben filmini bile yorumlayamayacağım mesela. O kadar aptalca bir sistem ki. Ya bir dursun yani film. Niye komple telif atıyorsun, kaldırtıyorsun yani? Gıcık oluyorum ya. Bence Netflix'te falan anlaşmaları var o yüzden. Ama bilmiyorum yani. Twitch'te çok zor arkadaşlar ya film incelemek. Birkaç tanesinin böyle sesini, görüntüsünü falan onlarla oynamaya çalıştım. Birincisi bu illegal. Yani normalde yapmamam gerekiyor böyle bir şey. İkincisi de zaten o kadar gelişti ki bu şey telif yakalama sistemleri YouTube'un. Yani gerçekten osursan anlıyorlar artık yani o kesit koyduğunu. Mesela Alacakaranlı videosunu incelerken 10 saniyeden 15 saniyeden fazla bir şey koyduğum zaman hemen yakalıyorlar, enseliyorlar böyle. Bazen bulanıklaştırmak zorunda kalıyorum alacakaranlıkta görüntüleri. O yüzden yapıyorum. Ben bir de çok konuşunca burnum tıkanmıyor mu? Deliriyorum.
Bu burnumu yaptırdıktan sonra burnum bozuldu benim. Çok konuşunca podcast'te de böyle oluyor. Çok konuşunca bir süre sonra hebebebebebe burnum tıkanıyor. Burnumdan konuşmaya başlıyorum. Lakri çok teşekkürler. Bir şeyler yazarsan editörün olmayı çok isterim. Ay gerçekten mi? Bir şey söyleyeyim mi? Aklımda var ya. Uf, o kadar güzel bir fikir var ki. Ama bilmiyorum ya. Okur musunuz acaba? O kadar korkuyorum ki milletin kitaplarını eleştir, eleştir, eleştir. Ondan sonra kitap çıkart. Millet de senin ağzına sıçacak tabii ki. Yani doğal olarak, şey olarak. Zaten bundan çekinmiyorum. Eleştiren eleştirsin ve kötü de bulabilir. Ama ne bileyim ya, çok ya şey oluyorum. Beğenilecek mi acaba, beğenilecek mi acaba fikrim diye. Çok şey oluyorum yani, geriliyorum. Bilmiyorum, kafamda bir şeyler var. Çok istiyorum. Ama şey için değil benimki. Kitap yazayım ve ben bir yazar olayım falan değil. Sadece bilmiyorum işte. Neyse, şimdi anlatmayacağım. Şey, büyüsü kaçmasın. Sophu. Çok teşekkürler. Şirketin işi yurt dışına merch kargo var mı demişsin. Yurt dışına merch kargo yok ama başka bir yurt dışından başka bir merch store açarak bunu kolaylaştırmayı amaçlıyorum. Öyle. Şu anda şey bekliyorum. Bunun için bir vakit yaratmayı bekliyorum. O konuyla ilgileneceğim yani. Yurt dışına da açacağım. Bekleyin. Merak etmeyin. Benim kuzenlerim var Almanya'da. Onlar da çok almak istediler. Ama maalesef şu an değil. Yani birazcık daha beklememiz gerekiyor o süreç için. Ay ben chat'i takip edemiyorum. Durun bir. Aa, Kazıklı Maria'nın çay kutusu. Ay çok teşekkür ederiz bu chat'in için. Bu inside joke için bir çay şeyime gidebilirsiniz. Çay yayınlarıma. Tired and unhappy. Bırtlara hoş geldin. İbrahim, evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, Cuma günü Hacettepe'ye gideceğim. Orada söyleşi olacak. İlk üniversite söyleşim. Aşırı heyecanlıyım. Bugüne kadar hiç üniversite söyleşilerini kabul etmiyordum. Ya ben işsiz influencer gibi gidip millete akıl mı vereceğim diye düşünüyordum. Ama hani bence onu oradaki öğrenciler, yani beni görmek isteyenler öyle görmüyor. Ufak bir buluşma gibi görüyorlar. O yüzden ben de artık kabul etmeye başladım gelen teklifleri. Geleceğim yani, çok heyecanlıyım. Bunun sorunu genel Karadenizlilerde mi var? Bende de aynı, annem babam da tüm... Bizim var ya sülalede o kadar çok burnunu yaptıran insan var ki size anlatamam. Burun estetiği sanki şey gibi arkadaşlar bizde. Bizim Karadeniz'de endoskopi yaptırmaya gider gibi burun estetiği yaptırıyor insanlar. Yani böyle bir gün ya da sanki sihir yaktırır gibi burnunu yaptırıyor insanlar. Çünkü maalesef burunlarımız, ne yapalım? Burunlarımız büyük oluyor. Benim burun bozuldu yalnız. Benim doktoruma söylemem lazım bunu aslında. 2 yıl geçti ameliyattan. Hala burnum çok tıkanıyor ve çok nefes alamıyorum. Ha, şunu söyleyeyim size. Şey deseler, eski burnun geri gelsin. Düzgün nefes al ama eski burnun geri gelsin deseler. Hayır derim. Hayır. Olsun. Bazen ağzımdan nefes alayım. Ne olacak? Yeter ki bu burnum olsun. O kadar memnunum yani ameliyattan. Kimsenin de beden algı bozukluğunu tetiklemek istemiyorum. O yüzden çok dillendirmiyorum. Şimdi benim çok genç takipçilerim de var. Çok böyle teşvik etmek istemiyorum kimseye. Böyle ameliyatlara falan filan. Böyle saçma salak. Oramı yaptırdım, buramı yaptırdım falan filan. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ama işin doğrusu, çok memnun kaldım yani maalesef. Bu böyle karmaşık bir konu ya. Bu Birdcast'te burun estetiğiyle alakalı podcastlerimi dinlerseniz kafamın bu konuda ne kadar karışık olduğunu ve bunun aslında çok çetrefilli bir konu olduğunu anlattığım bir iki bölüm var. Onları izleyebilirsiniz. Regina Kayan de çok teşekkürler. Şıkır 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 ella, kütür 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 ella. Ne anlama geliyor bu, anlamadım. I change the thongs 2 times a day. It's Niagara Falls in this pussy. Sen de var ya, mal gibi okuyorum super chat atanların. Yazdığı bütün şeyleri. Anama babama sövseniz onu da okuyacağım dalgınlıkla ya. Kim bilir hangi rapçinin şarkı sözleri bunlar. Şu an okumuş oldum. Ay.
Hiç saçlarının yanını kısıtan var mı? Geri uzayınca garip duruyor mu? Hiç yapmadım biliyor musunuz? Cupcake. Ya o kadın o kadar komik ki şey yapıyorlar. Bazı şarkılara onun böyle küfürlü sözlerini montajlıyorlar. Öyle bir hesap vardı Instagram'da. Çok komikti. Ay. Öyle yani. Yunus 7 aydır Bordo Osuruk timine üyeymişsin. Ya Yunus ben biz seninle mesajlaştık mı ya? Ben senin ismini hatırlıyorum. Çok hatırlıyorum. Çok bir aktif bir takipçimsin sen benim. Ya resmen bana cupcake şarkı sözü okuttunuz ya. Yazıklar olsun size. Kaçırdığım varsa adminler, moderatörler, Kadriye kaçırdığım super chat falan varsa söyleyin bana tamam mı? Bak hepsini takip edemiyorum. Herkesi okumak istiyorum. Bu konuya çok takıntılıyım. Bazı yayıncılar mesela aşırı sık yayın yapanlar hiç okumuyorlar, sallamıyorlar ama ben şimdi ayda yılda bir açıyorum ya. Hepinizi okumak istiyorum o yüzden. Beyoncé Rönesans. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç konuşma Recihan'la Kayahan'da. Hiç de yılın albümü, yüzyılın albümü falan değil. Bir şey söyleyeyim. Ben Beyoncé'ye çok kırgınım. Bok gibi müzik yapıyor artık. Bok gibi şarkılar yapıyor. Eski Beyoncé geri dönmeli. Yeter artık. Arda Kocabıyık. Üçüncü Super Chat'i de kutluyorum. Bir de hangisi oldu da bu var ya bu YouTube var ya iyice işi böyle şeye döktü yani. İyice bizim maymuna çevirdi. Kaçıncı Super Chat olduğu bile yazıyor. Ay. Evet ya. Arkadaşlar ya. Benim gibi düşünen özellikle bak yaşınız bence yaşınız 25'ten falan büyükse Beyoncé'nin eski albümlerini hatırlıyorsanız Rönesans falan yani bir de bir işte şimdi böyle bir country albüm falan çıkarmış saçma sapan. Çıkardım bilmiyorum da. Bir de var ya ben Beyoncé'nin bu satış teknikleri gerçekten yani kadının o kadar paraya ihtiyacı yok ki. Lemonade albümünü ben param olmadığı için bir de o zamanlar tabii şeye de erişmek çok zor. İşte Tidal'a abone olacaksın. Tidal'dan paralı bir şekilde dinleyebiliyorsun. O kadar süründürdü ki bizi. Aylarca, yıllarca dinleyemedim resmen ben o albümü. Çünkü yayınlamadı. Direkt Spotify'a atmadı yani. Resmen ya bu kadar mı fakir dinleyicisine saygısı olmaz bir insanın ya? Sinir ediyordu beni. Tidal, hayatında hiç Tidal kullanan, Tidal'dan müzik dinlemiş bir insan var mı Allah aşkına? Konuşma yayınları artsın. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok istiyorum. Sadece konuştuğum yayınlar yapayım. Ama yok abla onu incele. Yok abla bunu yorumla. Hayır kardeşim şurada şöyle sik gibi oturup sadece konuşmak istiyor şu anda canım benim ya. Konuşacağım ya bana ne? Sadece konuşacağım. Mina çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Abla saçmalama Rönesans dünyanın en iyi albümü. Hiç katılmıyorum Recihan Akayen'de. Bok gibi bir albüm. Albüm. Ha evet evet Yunus hatırladım hatırladım. Mailleşmiştik. Çok teşekkür ediyorum Super Chat'in için. Ay Pelin. Pelin hoş geldin. Çok teşekkürler. Soramazsın ne zaman geleceğini bilmiyorum. Aslında benim onu sormam lazım. Soramazsın ama sormam lazım. Keh 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 keh. Çok güzel espri yaptım. Ya bir iki tanesini ben beğendim de ya of, aşırı baş ağrıtıyor oradaki şarkılar ya maalesef. Maalesef aşırı baş ağrıtıyor. Şimdi yanımda olsa gösterirdim size içerideki kitaplıkta benim Beyoncé fiziksel albümlerim. Ay Allah'ım. O kadar güzel şarkıları var ki eski albümlerinde. O bir de mesela bir tane B-Day albümü var. Onu bildiğim bir haftada çekmiş böyle bütün kliplerini falan. İnsanın emek verdiği gerçekten. Bir de prime yaşları oluyor insanın o yaşlar. Genelde şarkıcıların prime yaşları 30-35 yaşları oluyor. Veya 25 falan. Ama bir yerden sonra yaptıkları müzik bilmiyorum. Acaba ben çok mu romantize ediyorum? Benim ergenliğime denk geliyordu ya insanlar hep ergenliklerinde dinledikleri müzikleri dünyanın en iyi müziği zannederler ya her zaman. O yüzden yani.
Öyle bir araştırma var bu arada. Ben size bir videomda bunu atmıştım, anlatmıştım bunu. Cheryl, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. 20 ay. Ya böyle 20 ay, 30 ay, 40 ay görünce gerçekten vay be diyorum yani. Pelin, bu arada Osuruk Timi'ne hoş geldin. Ya ben bilmiyorum. O şarkıcı kadının nasıl okunduğunu da bilmiyorum ya. Bir şey Badu. Öf. Zaten geçen ne oldu biliyor musunuz? K-pop'la ilgili bir tweet atmıştım. Ya benim var ya ağzım durmuyor. Var ya Twitter'ı resmen sildim biliyor musunuz? Çünkü gerçekten herkes çok sinirli. Aa! Aa! Bir sonraki kitap incelememin kitabı. Şu an Amazon'dan kargoya verildiği bilgisi geldi. Çok heyecanlıyım. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Çok güzel kitaplar var. Arkadaşlar çok güzel kitaplar inceleyeceğim. Alacakaranlıktan sonra. Neyse. Ne anlatıyordum ben? Badu diye mi okunuyor? Twitter'dan bahsediyordum, doğru. Abla Eternal Sunshine by Ariana Grande AOTI midir? Bak mesela bu şeyin kısaltmanın AOTI'nin anlamını asla bil. Album of the Year'mış. Yılın albümü. O kadar haberim yok ki gençlerin çıkardığı bu yeni kısaltmalardan. Ayrıca Ariana Grande'nin bugün Seven Rings şarkısını dinledim. Hayatımda ilk kez Ikea'daydım. Kulağımda müzik vardı. Öyle boş boş geziniyordum. Ya bu kadar salak ya. Böyle var ya kızı tokatlayacaktım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? I see it. I got it. Ay işte saç satın aldım. Bilmem ne. İstediğim her şeyi satın alıyorum. Tüketim çılgınlığı ya. Ben iyice boomer'a bağladım. O kadar salak ve bomboş şarkılar. Yani ne bileyim ya, Taylor Swift'le çok dalga geçiyoruz. Şiirsel miirsel takılıyor falan diye. Ama yani gerçekten bu Ariana Grande'nin o şarkısını dinledim ya, dedim ki kızım sende hiç akıl fikir yok mu? Gerçekten bak mesela Türkiye'de Aleyna Tilki şey yapıyor ya. Mesela ben Aleyna Tilki'nin kliplerine baktığımda, sesine baktığımda Türkiye'nin Dua Lipa'sı olmasını beklerdim, isterdim. O tarz şarkılar yapmasını. Böyle Bedük tarzı, böyle değişik Bedü'nün ki elektro mu deniyor? Ne deniyor Bedü'nün yaptığı şarkı şeyine? Dans ve elektronik. Öyle şarkılar yaparak şöhret olmasını, böyle adını bütün dünyaya duyurmasını isterdim. Ben kalbimin ortayı. Resmen böyle var ya. Yani kendi demografisini kendi belirliyor, tamam mı? Arabesk şarkılar dinlemek isteyenlere şarkı yapıyor. O zaman sen Dua Lipa... Kusura bakma Aleyna Tilki yani. Ben de böyle birden şey yaptım. Şey de attım kıza durduk yere. Yani kardeş böyle daha değişik bir yapımcı yok mu? Birlikte çalışsanız şöyle güzel bir albüm fırlatsan. Biz de dinlesek, seni desteklesek yani. Gerçekten insan kendi demografisini kendisi belirliyor. Ya zaten insan kendisi belirliyor da bazen çok hayal kırıklığına uğratabiliyor insanın kendi seçtiği demografi başka insanları. Mesela Ariana Grande, o kadar güzel sesin var kızım. O şarkı nedir öyle ya? O şarkı nedir öyle ya? Rezil misin sen kızım ya? Resmen Amerika'daki arabesk dinleyenler dinlesin diye. Amerika'daki böyle mal kitleye ya çok güzel şarkı, kötü şarkı değil. Ben şimdi millete mal demiş oldum. Seviyorsanız şarkıyı, gerçekten size değil lafım ama. Yani bilmiyorum işte. Çok uzattım. Ay. Alacakaranlık tekrar İngilizce mi Türkçe mi okumalı sizce? Ben olsam şu anda, ben senin yerinde olsam İngilizce okurdum. Biliyor musun Yasemin? Ben şimdi Türkçe okuyorum çünkü incelerken aynı anda çevirmek aşırı zor oluyor. Britney Spears'ın kitabında yaptım onu. Gerçekten götüm çatladı yani. Editi de zor oluyor. Çünkü burada şey diyor falan diye bir düşündüğüm kısımları falan da çıkarıyorum. Aşırı zor gerçekten. Hem okuyup aynı anda çevireceğim hem de kitabı inceleyeceğim.
Tabii ki Türkiye'ye gelmeyen kitaplar için bunu yaparım ama Alacakaranlığın Türkçesi varken ben öyle bir şey şey yapmazdım. Ama bazı şeyler bilerek çevrilmemiş veya bizim ülkemize göre çevrilmiş. O yüzden bir eseri eğer gerçekten aşırı merak edip okumak istiyorsanız ve İngilizce de biliyorsanız İngilizcesini okuyun bence. Ceren Obolenski, hoş geldin. Meryem, bok gibi hissediyordum, iyi ki yayını açtın. Aa, niye bok gibi hissediyordun? Sorry. Üzücü. Üzüldüm senin adına. Sana bir kocaman bir sarılma gönderiyorum. Politics izledim mi? İnceleme süper olurdu. Ben film izleyemiyorum şu aralar. Aşırı var ya, arkadaşlarım da çok tavsiye ediyor bana Politics'i. Galiba izlemem lazım ya. Zaten Emma Stone'u çok seviyorum. Çok sevdiğim bir oyuncudur. Ama var ya, şu Oscar konuşması çok hızlı konu değişiyor. Bir dakika dur. Bir dakika. Fevri, sorry. Çok teşekkürler Super Chat'in için. O Oscar konuşması. Ya kızım. Allah, bak göstereceğim size. Yemin ederim o kadar gıcık oldum ki var ya. Ya sen niye kameraları oynuyorsun? Biz seni zaten seviyoruz. Tamam mı? Sen niye oyuncu? Ya performans sergileme. Performans sergileme, tamam mı? Gerçekten. Oyuncularda böyle bir şey var. Vallahi bak, oyuncularda böyle bir şey var. Öyle dedin ya filan demişsiniz. Çok haklısınız. Ben böyle her şeye gereksizce tutuluyorum bazen, tamam mı? İnternet kötü ya. Bu ne ya? Niye internet bu kadar kötü? Açılmıyor. Göstereyim de birlikte yorumlayalım o konuşmayı. Abla, seni izlemeyi bıraktığım için Twitter'da bir dark mizah sayfası adminiyle flörtleşmeye başlamıştım. Seni izlemeye geri döndüm, kendime geldim. Kızım, kendine misin sen be? Veya oğlum. Veya non-binary'im. Kendine misin sen be? Kendine gel. Sen bir Kazıklı Maria izleyicisisin. Dark mizah adminiyle flörtleşmek nedir ya? Flört şiddeti mi görmek istiyorsun kızım? Oğlum. Veya dey olur mu böyle ya? Lütfen yani. Böyle şeyler yapmayın. Çok fazla sevişme sahnesi olan filmlere de gıcık oluyorum ya. Çok şey geliyor bana. Bir yerden sonra aşırı izleyici üzerinde böyle şey bir etki yaratmak içinmiş gibi geliyor. Bir de bence oyuncuların da çok rahat olduğunu düşünmüyorum o sevişme sahneleri çekilirken. Herkes için çok saçma bir deneyim. Çok şey, gereksiz bir yorum oldu ama. Dur. Ses duyuyor musunuz şu anda siz? Dakika. Ha. OBS'ten de sesi açalım. Üzgünüm. Sizi bekletmek istemiyorum şu anda. Şu an duyuyorsunuzdur. Dur, izleteceğim size onu. Aa. Aa. Sahnem gitti kız. Ha. Neyse, böyle olsun. Ben gözükmüyorum ama. Nerede ya? Hiç yazarsak çıkar belki. Böyle alkış ve reaksiyon beklerken böyle
falan böyle o kadar şeyime gidiyor ki. Gıcığıma gidiyor ki. Ağlıyormuş gibi yapıyor. Resmen rol kesiyor orada arkadaşlar. Gerçekten ağlıyor sanmayın. Ben oyunculara inanmıyorum. Dalga geçiyorlar ya oyuncularla hep theater kid diye. Aşırı böyle oyuncu olacak çocuklar aşırı performatif davranışlar sergiliyorlar diye hep dalga geçilir hatta. Bilmiyorum çok şey geldi bana. Oynuyor ya böyle birazcık bizi duygusal olarak şey yapmak için oynuyor yani. Oyuncularda vardır bu. O yüzden çok tehlikeli buluyorum ben bazen. Sosyopat bir oyuncuysa. Ya şuna bakın ya ne kadar yahat ya. Güzelliğine bakın ya. Selin çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Gamze Aylin, Güro Surukları hoş geldin. Yine ben at yarışına bağladım yalnız. Sümeyye Erdoğan, Bırtlar hoş geldin. Oha hangi Sümeyye Erdoğan? Sayın Cumhurbaşkanımızın kızı Sümeyye Erdoğan. Buyurun hoş geldiniz. Eminim gerçekten ismin buysa sana 1550. kez yapılmış olabilir bu espri. Neyse öyle işte ya. Bahar dizisini izledin mi? Bak Bahar dizisini izlemedim. Ama bir Kore dizisi izledim. Ay özür, özür. Düzütüm özür. Uyandırdım çocuğu. Bir Kore dizisi izledim. Var ya kendimi böyle... Kendimi tokatladım yani. Bu insanlar bu... Bak insanlara sürekli gerizekalı muamelesi yapmayı da sevmiyorum yani. Benim izlediğim şeyler de dünyanın en muhteşem şeyleri değil. Ben de Family Guy izliyorum yani. Öyle acayip şeyler izlemiyorum. Ama yani gerçekten bütün Kore dizileri bu kadar gerizekalı mı arkadaşlar? Prime'daki şeyi izledim. Marry My Husband'ı izledim. İzleyen var mı? Allah aşkına söyleyin bana. Gerçekten bütün Kore dizileri bu kadar salak mı? Ve bu kadar dramatik ve overactingli ve Türk dizileri gibi uzun mu? Ve aşırı surat uzun ve aşırı botokslu oyuncular böyle. Oyuncular böyle. Ve ciltleri böyle resmen cam gibi. Kore cilt bakımı. Bir de üstüne filtre atıyorlar. Allah'ım ya. Resmen var ya sanki böyle hepsinin suratına nur inmiş gibi. Yani Kore'de Kore dizisi izlerken suratına nur inmemiş birini görme ihtimaliniz yok. Hepsinin suratı nurlu. Sadece kötü karakterleri esmer yaptıkları için onların suratı biraz daha şey oluyor. Irkçılık bu arada. Ah kafam. Kafamı acıttım ya. Abla bu yayında en tehlikeli fan kitlelere bulaşıyoruz. Çabuk çık. Of ya. Bilmiyorum. Marry My Husband'ı izleyen var mı? Allah aşkına söyleyin bana. Ne olur söyleyin. Mina çok teşekkürler. Ey Lola, Bordo Osuruklara hoş geldin. Bilemiyorum. Hey drama izleyen birisi olarak söylüyorum. Depresyona girdiğimde cringe olup düzelmek için izliyorum. Ya bilmiyorum. Çok kötüydü. Çok kötü. Üzgünüm. Çok kötü. Zaten ben Twitter'da Koreli yani Kore şarkıları yani K-pop dinleyen kişilerle takıştım galiba. Ben dedim ki ya bir şey söyleyeceğim. Yani artık Twitter'da şöyle oluyor. Önceden de böyleydi. Artık şöyle. A. Sen nasıl A dersin? Senin ağzını yüzünü sikeyim falan. Böyle oldu ya. Herkes o kadar öfkeli ve birine saldırmaya yer arıyor ki. Hep böyleydi ama artık böyle mesela 5 yıl önce 10 yaşında olduğu için mesela birisi 5 yıl önce Twitter'da milletle tartışmıyordu. Oyun oynuyordu. Ateş ve su falan oynuyordu. Şimdi o çocuklar 15 yaşına girdi ve onlar da katıldı bu deliliğe. Bu kakafoniye. Daha kalabalıklaştı. Selim Mercan o kadar çok çizim yapmak istiyorum ki var ya.
Elim paslandı, küflendi resmen. Elime kalem alamıyorum, korkuyorum. Çok istiyorum ya böyle ufak ufak böyle boya yapayım, çizim yapayım falan filan. Çok güzel bir şey de. Sosyal medya bağımlılığı işte. Ne yaparsın? Mary My Husband'ın kötü karakteri olan kız için bitirdim. Gıcıklıklarını izlemek için. Gıcık karakteri de aşırı gıcık yapıyorlar ya. Hiç böyle ne bileyim yani. O kadar iki boyutlu ki tek boyutlu ki karakterler. Niye sessiz geğiriyormuşum? Sesli geğireceğim ya. Allah Allah. Kazıklı Maria'nın geyirikleri susturulamaz. Neyse. Şimdi yayına başladı işte. Ay. Öyle yani. Herkes Twitter'da. Herkes çok öfkeli. Herkes çok şey kızgın. 10 yaşındakiler 15 yaşına girdi. Onlar da geldi. Yani ben bir fikir belirttim. Ya dedim ki ya ben çok özür diliyorum ama ya şu var ya şu salak kız var. Pardon. Özür dilerim. Kesinlikle salak demek istemedim. Özür dilerim. I'm sorry. Dur, ekran yakalama koymaya çalışıyorum. Bu olmayacak böyle. Dur. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldin mi? Gelmedim. Neyse. Bugün ekran yakalamada bir problem var ya. O yüzden kendimi şöyle küçültmek istiyorum. Ay bir de telif yiyeceğim ya. YouTube'um sikko sikko telif melif işleri. Neyse. Bakın şimdi. Benim Discord sunucum var. Şeye bak. Videonun açıklama kısmına bak. Orada görürsün linki. Cenk ne? Hoş geldin. Selam ez kurban demişsin. Ez ne demek? Benim white girl'lük. Sim Sayınları ve Türk seri katiller özlendi. Sim Sayınları'na geri döneceğim ama Türk seri katilleri bilmiyorum ya. Şu aralar video programı çok yoğun. Alacakaranlık gelecek. Kızılcık Şerbeti gelecek. Yeni kitaba başlayacağım. O yüzden bilmiyorum. Araya bir atarım. Belki bayram tatilinde şey yapabilirim. Bir seri katiller atabilirim. Öyle işte. Ne oldu biliyor musunuz? Ben şu kıza laf ettim, tamam mı? Dedim ki ya dedim bu Kore şeyleri şimdi çok şey. Neydi ya? O kızın adı neydi? Şey var ya arkadaşlar. Dur yazacağım ya. Şu şarkının şarkıcısı kimdi? Hatırlıyor musunuz? Adı neydi o kızın? Salak kız dedim ya. Öyle demek istemedim gerçekten. Salak kız demek istemedim o kıza. Heh, Blackpink. Gitmişim en ünlü K-pop gruplarından birine sallamışım. Aslında sallamadım, tamam mı? Dedim ki ya dedim bu kızların dansları falan. Jennie galiba. Bu kızların dansları, hareketleri, şarkılarında kullandıkları kelimeler, aşırı İngilizceli kelimeler çok böyle Amerikan kültüründen aparma duruyor. Bence mesela Korece konuşsalar, Korece şarkı söyleseler, yine kendi danslarını yapsınlar. Bir de danslarında çok böyle el kol mesela Amerikan hip hop dans kültüründe bacaklar da çok oynar. Vücut da çok oynar. Bunlar böyle biraz 19 Mayıs. Çok özür dilerim ama. Biraz böyle 19 Mayıs dansı gibi, tamam mı? Bana öyle geliyor. Elleri çok hareket ediyor ya. O K-pop dans stili de öyle yani.
Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez yani. Tamam mı? Şu dans. Küçük açayım da şey olmasın. Şu dans. Ben dedim ki şimdi. Ya dedim bu çok şey duruyor. Hani Kore kültürü olsa, Korece şarkı söyleseler, yine kendi danslarını yapsalar okey. Ama böyle çok Amerikan kültüründen aparıp yaptıkları bir şey gibi durduğu için çok böyle eğreti duruyor dedim, tamam mı? Eğreti mi o kelime? İğreti mi? Eğreti mi? Neyse işte. Öyle duruyor dedim. Bunlar başladı. Ya sen işte K-pop hakkında hiçbir bok bilmeden nasıl yorum yaparsın? İşte bilmem ne. Yani şeyin farkındayım, tamam mı? Yazanların çoğu 10-15 yaşında insanlar. Ama var ya o kadar çok... Yani var ya ben böyle oldum bak. Bak ben dünyanın en kötü linçlerini yemişimdir, tamam mı? İnternet şeyim boyunca, internette var olduğum süreler boyunca, internette var olduğum, internet tarihim boyunca sayısız linç yedim. Çok kötü linçler yedim ama Kore şeyi, linci şöyle yapıyor insanı. Allah'ım, hayat yaşamaya değer mi? Ben gerçekten değerli biri miyim? Yoksa bunların söylediği gibi değersiz biri miyim? Yapamayacağım galiba. Böyle oluyorsun yani. O kadar şey ki. Ağzından sıçıyorlar insanların. Yani arkadaşlar bakın şimdi. Bakın beni dinleyin. Listen to me. Listen to me. 30 yaşında biri tarafından bulilenmek okey. Kaldırabilirim. Olabilir. 13 yaşında biri tarafından bulilenmek dur. Açacağım size o mimi. Bakın şimdi. Bakın. Resmen şu an meme hazırlıyorum ya size göstermek için. Bir espri yapmak niye bu kadar vaktini alıyor Meryem? Diyecek olursanız gerçekten ben de bilmiyorum, inanın. Bakın şimdi. Bu 30 yaşında biri tarafından bulilenirken ben buyum. Chat'i okumaya çalışıyorum bir yandan da. Bu 30 yaşında biri tarafından bulilenirken ben. Bu da 13 yaşında biri tarafından bulilenirken ben. O şey görmeyin, sol tarafı görmeyin. Bu da 13 yaşında biri tarafından bulilenirken ben. Dedim ki sonra, bir de ben çok şey görüyordum, tamam mı? Bu Kore K-pop seven çocuklar böyle genelde 10-12 yaşında başlıyorlar, böyle küçük kızlar. Kitap fuarına gittim geçen. TÜYAP'ta mı, Ankara Kitap Fuarı mıydı hatırlamıyorum, tamam mı? Ve orada böyle küçük kızlar gördüm. Anne babaları böyle muhafazakar, işte anne başörtülü, işte baba muhafazakar falan. Böyle onları sürüklüyorlar. Anne baba hadi K-pop dergisi alalım. İşte bilmem şey, Jennie'nin dansı falan. İşte K-pop dergisi. Böyle bir şeyler takıyorlar kulaklarına falan böyle, tamam mı? Ne kadar çok hoşuma gitti. Yani o çocuklar böyle tamam, gerçekten Kore'de bizden aşağı kalır yanı yok cinsiyetçilik ve doğu kültürü konusunda. Gerçekten şeyler yani onlarda. Tamam mı? Bok gibi bir kültür. Ama en azından bok gibi bir kültür de olsa farklı bir kültür. O çocuklar farklı bir kültürle tanışıyorlar. Anne babalarını şey yapıyorlar böyle. Oraya sürüklüyorlar mesela. Anne baba hadi falan böyle. Çok hoşuma gitti. Ve ben de dedim ki
o şekilde linç edilince. Dedim ki ya dedim evet anlıyorum. Gerçekten mesela bazen bazı çocuklar için çok büyük bir kurtuluş oluyor. Çok güzel böyle bir escapizm oluyor. Ailelerindeki muhafazakarlıktan falan kaçmak için çok güzel bir yol onlar için falan dedim. Bu sefer başladılar. Sen bize Sümeyye mi diyorsun? Bir bok bilmediğin zaten belliydi. Sen tam bir cahil gerizekalısın. Sen etkileşim almak için yapıyorsun. Ha, şimdi ben bunları konuşayım. Biz haftaya podcast'inde konuşursun. İşte ağzına sıçayım senin. Bilmem ne falan filan böyle var ya. Söylediğime söyleyeceğime pişman oldum. Ya ben bir kere Sümeyye falan demedim. Öyle bir tabir kullanmadım. İşte muhafazakar ailenin çocukları için çok güzel bir escapizm oluyor. Onları farklı kültürlerle tanıştırıyor demek istedim. Sanki hepsine muhafazakar. Ayrıca muhafazakar ailede büyümenin nesi şey yani rezil ve utanç verici bir şey? Olabilir yani ben de muhafazakar bir ailede büyüdüm. Zannediyorlar ki böyle şey yapıyorum. Ben öyle yaftalıyorum onları. K-pop dinleyen herkes Sümeyye'dir falan filan. Ki Sümeyye olsanız ne olacak arkadaşlar ya? Kendi kafalarındaki salak şey yüzünden, önyargılar yüzünden beni şey ilan ediyorlar. Saçmalık ya. Ondan sonra var ya böyle bir 1.000 kişi falan takipten çıktı. Ondan sonra ben de dedim aman uğraşamayacağım şimdi çolukla çocukla. Şey yaptım. Sildim tweetleri. Ay baksana dört düz ayakları Bart'ın ayaklarına denk gelmemiş gibi. Çok komik gözükmüyor mu sizce şu an? Neyse. Öyle işte. Andromeda bırtlara hoş geldin. Var ya o kadar travmatik bir şeydi ki benim için. K-popçular tarafından linç edilmek. Aaa! Andromeda gürosuruklara hoş geldin. Yanlış okumadım umarım. Darya izledim bitirdim ama çok eskiden izledim ben onu. 21 yaşında falandım. 20-21 yaşında filandım. Diyorum ki acaba tekrar izlesem mi? Her yerde bulmaya çalışıyorum çünkü şu an hiçbir yerde stream edilmiyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Darya dizisi. MTV'nin bir dizisiydi. Çok güzel, böyle gençlere çok güzel mesajlar veren bir diziydi. Baş karakter gözlüklü bir kızdı ve böyle çok böyle alternatif bir arkadaşı vardı. Ve kız böyle her şeyden nefret ediyordu. Çok depresif bir kızdı. Yani çok güzel. Kız kardeşi de tam tersi böyle aşk o kızdı. Mean Girl kızıydı yani. Böyle 90'lar çizgi filmi. O kadar hoşuma gidiyordu ki. Ama şu an hiçbir yerde yayınlanamıyormuş. Çünkü çok güzel şarkılar çalıyordu. MTV'nin dizisi ya. Bir sürü şarkılar vardı. Indie şarkılar falan vardı böyle çizgi film atıyorum. Bir çizgi film bölümünde 2-3 tane şarkı kullanılıyordu. Ve bunların telifleri için tek tek izin almak inanılmaz şey olduğu için, meşakkatli bir iş olduğu için ve çok da para gerektirdiği için Darya şu an hiçbir yerde yayınlanamıyormuş. Bunu öğrendim ben. O yüzden yüksek kalitede güzel bir altyazıyla izlemek çok zor. Zaten Türkçe altyazısı hiç yok. Türkiye'ye gelmedi. O yüzden torrentten izleyebilirsiniz yani. Ben de bir ara torrentten falan bir yerden indirmek istiyorum. Çünkü bak şey çok önemli biliyor musunuz? Bazı şeylerin orijinal DVD'lerine sahip olmak bu yüzden çok önemli. Çünkü bazen bazı şeyler internetten silinip gidebiliyor. Hiç ummadığım bir anda. Ben o yüzden fiziksel şeylere çok dikkat ediyorum. Ve bazen bazı çok sevdiğim filmlerin kopyalarını bilgisayarımda bulunduruyorum. Fatih beni deli olmakla suçluyor. Diyorum ki ya mesela ben köydeyken çok başıma gelirdi. Köydeyken internet bazen olmuyor, kesiliyor tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki köy ne alaka, benim köyüm yok falan diyenler olacaktır. Üniversitedeyken falan ben çok köye gidiyordum yani ailemle. İşte çok dedim yani yazın gidiyorduk işte bir iki haftalığına falan. Oradayken ben çok canım sıkılıyordu. Her zaman internet de olmuyordu. Her zaman benim bilgisayarımda diziler ve filmler olurdu. Ve bu bugüne kadar hep gelmiş bir alışkanlığımdır. Elektrikler kesilirse, internet kesilirse falan böyle birazcık şey gibi. Şu kelimeyi var ya bir keşke ilk yani bir kere de ilk okumada telaffuz edebilsem. Akapalips. Akopali. Akapalips durumunda tamam mı? İngilizcesini söylüyorum. Akopali... Bir dakika bakacağım artık yeter. Bu kadar rezillik yeter. Apokalips.
apokalips olduğunda çok apokaliptik bir düşünce. Böyle hani bazı manyaklar olur ya, konserve ve kuru fasulyeler biriktirirler garajlarında, bazı manyak Amerikalılar bir gün Illuminati hepimizi ele geçirecek falan diye. Biraz öyle bir düşünce olabilir ama mesela benim hala bilgisayarımda ve bazı şey disklerimde, harici art disklerimde filmler ve diziler olur. Ne yapayım? Dava edin beni. Ne yapayım yani? Filmler ve diziler var bilgisayarımda. Eski kafalı bir insanım. Efe Güneş, Meryem selam. Bir haftadır Ankara'dayım. Karşılaşırım diye Kızılay'da gözüm hep dışarıda oluyor. Göremedim. Salı memlekete dönüyorum. Keşke buluşma yapsam. Cuma günü ama. Cuma günü Hacettepe'deyim ya Efe. Efe. Efe Güneş. Öyle yani. Nickelodeon hakkında konuşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Nickelodeon hakkında konuşacağız. Ben size verdiğim sözleri tutarım. Çok güzel videolar gelecek. Bayrama kadar çok güzel videolar gelecek. Öyle yani. Aa, Ufuk Arnıboğlu, çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Teşekkür ederim Atabark haber verdiğin için. Bazen bağışlar kaçıyor arkadaşlar. Öyle yani. Kaç saat sürer ona göre uyuyacağım. Sen bu gece hiç uyuma. Sabaha kadar yayın yapıyorum diyormuşum. Birazdan biter arkadaşlar ya. Kaç saat oldu? 1 saat olmuş. Bir yarım saat falan daha devam edeceğim. Şerbo izlemeyi bırak, boka sardı aşk. Zaten Şerbo izlemeyeceğim arkadaşlar daha. Bu son bölümde söylüyorum size. Kızılcık Şerbeti ben daha izlemem. Ben daha izlemem. Size gerekçeleriyle video çektim. Çok güzel videoda anlattım. Birkaç güne yayında olacak. Anlayacaksınız niye izlemek istemeyeceğimi. Bayağı gerekçeleriyle uzun uzun çektim. Bir video oldu. 2 saatlik bir video olacak muhtemelen. Seyir şey keyfine hazır olun yani arkadaşlar. 2 saatlik bir video olacak. Ya ben çok yaşlanıyorum bazı şeyler için ya, veya çok yaşlıymışım gibi konuşuyorum. Gıcık oluyorlar. Sude Belkıs'la biz böyle bir yandan böyle şey diyoruz. Podcast yaptık ya, podcast bölümü. Bir yandan diyoruz ki üf, çok iğrenç insanlara dönüştük ya. Çocuklara yaşlı gibi tavsiye veriyoruz, teyze gibi falan. Bir yandan bunu söylüyoruz ama bir yandan da böyle tavsiye vermekten kendimizi alamıyoruz. Çünkü ben çok görüyorum Twitter'da 30 yaşındaki kadınlar, 20 yaşındaki kadınlara neler söylemek isterdiniz falan. Ulan bedava tavsiye veriyorum işte. Alıyorsan al, almıyorsan alma yani. Hemen Twitter'da linç edildi. Gıcık oluyorum. Siz kanaat önderi misiniz? Ya kusura bakma kanka ya. Yani sana Huda Beauty'den 750 bin dolara far paleti almana gerek yok dediğim için pick me kız ilan ettin beni, ama benim orada söylemek istediğim şey farklı yani. Yine al. Far paleti alıyorsan al yani. Dünyadaki bütün far paletlerini alıp götüne sokabilirsin. Umurumda değil. Ben sadece bazen böyle bize de oluyordu. Ben de o zamanlar yaşıyordum. Sanki bir şeye sahip olursam ya o şeye sahip olmak zorundaymışım gibi geliyordu. Satın almak zorundaymışım. Yine bizim zamanımız o kadar yoktu. Şimdi sosyal medya, Instagram çok yaygın. Herkes böyle bir şeyi satın almazsam olmaz gibi düşünüyor. Öyle bir şey yok yani, tamam mı? Öyle bir şey yok. Yani herkeste olan her şeyi almak zorunda. Cilt bakımı falan da çok abartılıyor. O konuya hiç girmedim de. Serumlar, merumlar, böyle bir sürü saçma sapan. Neyse, hiç girmeyeceğim o konulara. Bir şey söylüyoruz, pişman oluyorum sonra. Bilmiyorum. Kötülüğünüzü istediğim için değil işte. Teyze tavsiyesi diye düşünün işte. Yoksa yani bilmiyorum işte. Ben şey demiyorum. Hayatta daha önemli şeyler var. Hiçbir şeye para harcamayın. Anı biriktirin, anı. Hiçbir şeye para harcamayın. Bırakın bütün dünya falan. Böyle bir salaksın. Ya tabii ki ne bok yaptırıyorsan yaptır abi. Ne satın alıyorsan al.
Ama kendini öyle zorunda hissetme. Mesela birisi yazdı, çok hoşuma gitti. Dedi ki, Meryem dedi, tam Kiko'dan parlatıcı alacaktım ve o shade, o parlatıcı rengi aslında bütün markalarda var ama Kiko'dan alacaktım. Şu an zor durdurdun beni dedi. O kadar mutlu oldum ki, yemin ederim var ya, bir tane bile Kiko şeyim yok. Al. Şu var, yani ben drugstore markaları kullanıyorum. Dava edin beni, ne yapayım? Sephora'ya geçemedik. 32 yaşıma geldim. Sephora'ya geçemedim. Ne yapayım? Çünkü o kadar para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Sen veriyorsan ver. Ama zaten şimdi gençsiniz. Bursunuz var. Bilmiyorum ya. Bursunuz, yani para kazandığında tamam, ne yapıyorsan yap gerçekten, ama ben sadece hani bunlara gerçekten almak zorunda hissetmeyin. Bak, yaşıtlarınızla şey olacaksınız diye. Bunu anlatmaya çalıştım sadece. Hemen alıntılayıp öf, nefret ediyorum bunlardan. Bunlar kendileri ne sanıyor? Kanaat önderi mi sanıyorlar? Siz kimsiniz? Boklar, kendinizi bilmem ne falan böyle. Sen bir yerde oturuyorsun ve elinde bir mikrofon alıyorsun diye herkes seni gençliğe hitabe falan zannediyor. Oysa ki ne? Orada biz geyik muhabbeti yapıyoruz yani. Taşak taşak şeyler. O kadar ciddiye almaya gerek yok her şeyi ya. Evet, bu arada Nyx bile şey, yani bu biraz daha şey sayılıyor. Üst seviye sayılıyor. Bizim zaman, bak, ben öğretmenken mesela öğretmenliğe ilk başladığımda Wet n Wild'dan çok alıyordum. Essence'dan çok alıyordum. Bilmiyorum ya, yani hani acayip ya, böyle L'Oreal'e, Nyx'e falan bile. Yani böyle yani ben size sadece diyorum ki öğrencisiniz. Neyse abi, bu konularda daha konuşmayacağım valla. Valla konuşmayacağım deyip 750 kez daha konuşmak. Öyle işte. Of ya, ben bu chat'i sonradan çok okumak istiyorum. Hep kaçırdığım şeyler var. Ya Mustafa Yasin Doğulu. Yahu sen niye cilt bakımına o kadar para harcıyorsun kardeşim? Bak, bir ara çok taktım bu cilt bakım işine. Yemin ediyorum size, var ya, öyle bir bıraktım ki size anlatamam yani. Güneş kremi ve nemlendirici dışında hiçbir şey kullanmıyorum. Bazen sadece esans sürüyorum. O da yemin ederim size bitsin diye. Esansı bıraktım. Toniği bıraktım. Serumları bıraktım. Bilmem ne, retinol. Ah, 32 yaşına geldiysen retinol kullanmaya başlamalısın. Kullanmıyorum lan, ne yapacağım? Kullanmıyorum. Yaşlı ve çirkin olmaya devam et o zaman. Olurum lan, yaşlı ve çirkin olacağım ben. Ne yapacağım? Böyle bir de mahalle baskısı yapıyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Cildin bebek gibi falan değil. Değil cildin bebek gibi falan. Al. Al bak cildime. Al. 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 Saçlarımdaki beyazlara da bak. Al. Al. Telefonla konuşuyorum ya, şu mikrop yuvası. Mikrop yuvası telefonla. Böyle oluyor. Retinol diye o kadar dayattılar ki aldım bir kere, sürdüm cildimin içinden geçince attım. Yaşım bir de 20. Seni var ya döverim çocuk. Yahu 23 yaşında ne retinolü? Sizin ben var ya. Gerçekten şu an çok ağır bir küfür edecektim. Bak, takipçisin diye. Etmiyorum. Ulan 23 yaşında retinol ne demek ya? Sizi var ya döverim döverim. Gerçekten sizi döverim ya. Cık. 23 yaşında
Botoksa erken başlamak lazımmış. 22-23 yaşında dolgu botoks. Sizin bazılarınız var ya hiç dayak yememişsiniz. Siz hiç dayak yememişsiniz arkadaşlar. Siz şöyle bir şey arıyorum. Sizi şöyle Barbie kutusuyla şöyle dövmek lazım. Şöyle çap çut. Eylül Demirel, hayır, burun estetiğinden sonra nefes alışım düzgün değil. Mesela şu an burnum tıkalı. Bazıları da abartıyor. Ya ben zaten yani cilt bakımı dediğinde ne diyor ki ya ben ben yüzümü bokla yıkıyorum ya. Yani. Benimle yıkıyorum yüzümü. Arap sabunuyla yıkıyorum. Hop. O kadar da değil. Hop. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Ay. Evet. Sevde. Sevde memis. Veya memiş. Gerçekten cildimi düzgün temizlemiyordum ben. Yani temizlemeyi bilmiyordum. Çift aşamalı temizlik olayı gerçekten cildimi düzeltti. Mesela ilk yayınlarıma, videolarıma bakarsanız sivilcelerim çok vardı benim. O düzeltti. Bir de şey diyorlar ya. Diyetine dikkat et. Kereviz suyu iç. Yani siktir git. Allah'ım ya. Neyse. Kötülüğümüzden demiyorlar da işte insan sinirleniyor. Vallahi şey oldu. Makyaj yaptıktan sonra çift aşamalı temizlikle temizleyip nemlendiricimi sürünce gerçekten düzeldi her şey. Bu arada. Ama çift aşamalı temizlik ağzına sıçmamıştır senin Serhat Toptaş. Senin ağzına yanlış ürün sıçmış olabilir. Çünkü gerçekten bazı ürünler bazı suratlara iyi gelmiyor. Cilt. Cilt kelimesini kullandığım için Fatih dalga geçiyor biliyor musunuz? Allah'ım ya böyle tam bir erkek aklı işte. Diyorum ki ya işte yüzümü şunla şunla yıkıyorum işte cildim şöyle çünkü benim falan. Cilt ne ya diyor. Cildim. Reklamlarda kullanılmak için çıkarılmış bir kelime. Cilt. Ustura. İşte yüzüm de derim de falan diyor. Sana ne ya cilt diyeceğim ben. Allah Allah. Surat. Düşünsenize Çiğdem Çakır şey diyor. Arkadaşlar benim cildim bilmem benim cildim hassas değil mi? Benim suratım hassas arkadaşlar. Suratıma bunu sürüyorum falan. Surat ne kadar şey bir kelime. Ay. Öyle yani. Genç kalmanın ve güzel bir cildin tek tarifi huzurlu yaşam. Aynen katılıyorum bak. Sigara içmiyorum. Terapiye gidiyorum. Hayatımda stresli ve sinirli insanları minimum seviyede tutmaya çalışıyorum. Yemin ederim bunun da etkisi var bak. Bak benim önceden çok alerjim de olurdu. Alerjinin bile stresle alakası olduğunu düşünüyorum. Burjuvasın o zaman. Ya tabii ki stressiz bir hayatım yok benim. Arkadaşlar bak, yani herkesin hayatında stres var. Herkesin hayatında iğrenç insanlar var. Görüşmeyi bırakamadınız. Herkesin hayatında zorluklar var. Okay. Ama it's 2023, okay? Ama önemli olan ya böyle yanlış şeylere mesela işte çok böyle düşünüyordum önceden. Corendi.com'dan 750 bin dolarlık kremi alınca cildim iyileşecek. Hayır kardeşim. Düzgün yani mental sağlığına dikkat et. Bu da çok zor bir şey. Mental sağlığa dikkat etmek bile bir lüks. Mental sağlığına dikkat edersen ve doğru şeyleri azıcık azıcık kullanırsan
Ay. Sigara içiyorum, terapiye gidemiyorum. 31 yaşındayım, 6 aydır işsizim. Stresli tavan, cildim bok gibi, teşekkürler. Gülşah, ben sana var ya bir uyku düzenimi anlatırım. Bir beslenme, nasıl beslendiğimi anlatırım. Sen dersin ki iyi ki sigara içiyorum. Dersin ki iyi ki sigara içiyorum. En azından Meryem kadar kötü beslenmiyorum. Ve Meryem kadar bozuk bir uyku düzenim yok dersin. Yani illa konuşturacaksınız yani insanı. Yani. Ama işsizlik gerçekten psikolojiyi çok etkileyen bir şey. Onu çok iyi anlıyorum. Çünkü benim de işsiz kaldığım bir dönem vardı. Yani insanın sosyal ilişkilerini falan da çok şey yapıyor. Çok zor bir durum. Umarım en kısa sürede psikolojin yani mental olarak sana iyi gelecek güzel bir iş ortamı olan bir iş bulabilirsin. Çünkü işsizlik gerçekten her şeyi etkiliyor. Önceden mesela ben direkt olarak mezun olup öğretmenliğe başladığım için ya işsizlik ne ki falan diyordum, tamam mı? Ama ben sonra öğretmenliği bırakınca işsizliğin ne demek olduğunu çok iyi anladım, biliyor musunuz? Hiç kolay bir psikoloji değil yani. Öğretmenliği bıraktım. Şey düşünüyordum işte çizgi film animasyon bitirecektim. Çizgi film animasyondan şey yapmayı düşünüyordum. İşte yüksek falan yapmayı düşünüyordum. Bir yandan da öyle ufak ufak YouTube yapıyordum. Ama o dönem işsizdim ben İngilizce öğretmenliği bıraktım. İngilizce öğretmenliğini bıraktığımda işsizdim. Ve sanki hiçbir şey olamıyormuş gibi geliyordu. Çok böyle dibi görmüştüm bir süre. Bir ara 400 takipçim vardı. Demiştim ki ya video yapıyorum yapıyorum olmuyor. Ben bırakacağım galiba bu işi ya. Ben istemiyorum yapamayacağım daha demiştim. Çok böyle psikolojik olarak şey olmuştum. Bırakıyordum az daha biliyor musunuz kanalı? Bu ne ya diyordum. 400 takipçi bir türlü artmıyor. Bir türlü artmıyor falan. Öyle işte neyse. Öğretmenliği bıraktığım için pişman değilim. Ama şu an bu meslekte ilerleyemeseydim çok zor bir psikoloji o. Yani o süreç çok zor bir psikolojiydi benim için. Yani böyle bir 10 bin 20 bin takipçiye çıkana kadarki süreç çok mental olarak zorlayıcıydı benim için. Çünkü o takipçi sayısına çıkana kadar, o izlenmeleri alana kadar maddi bir getirisi olmuyor. Bir anda YouTube'a başlayınca para yağmaya başlamıyor. Çok zor oldu. İlk yıl hiç para kazanamadım gibi bir şeydi neredeyse. Öyle yani. Ay Nur Ataş, evet ya sen bayağıdır takip ediyorsun beni biliyorum. Hiç belli olmuyordu ama mesela depresyon hakkında konuşmuştum bir videomda. Bilmiyorum. O zamanlar mental olarak çok daha zor bir durumdaydım. Öyle söyleyeyim size yani. Öyle ben yine saçımla oynamaya başladım. Böyle konular konuşmaya başlayınca saçımla oynamaya başlıyorum. Ama mesela podcastlerde normal oynuyorum saçımla. Videolarda da normal oynuyorum. Böyle zor konular konuşurken o kadar böyle şey yapıyorum ki Fatih bazen diyor ki saçınla oynama. Saçınla oynama. Bak koparacaksın yine. Küçüklükten bir alışkanlık bu arada. Ben hatırlıyorum biberonla süt içerken de böyle yapıyordum hep saçımı. Koparıyordum bazen annemler yapma falan diyordu. Tam bir şey davranışı değil mi? ADHD davranışı. Bazen böyle şey görüyorum. TikTok'lar görüyorum. Bir ara herkes ADHD olmuştu ya hatırlıyor musunuz? Herkes de yetişkin hiperaktivitesi vardı. Herkes kendine öyle bir teşhis koymuştu. Şimdi öyle değildir umarım yani. Bazen çok görüyorum mesela ben öyle değilim bu arada. Benim öyle bir şeyim yok da. Çok benzer davranışlarım oluyor bazen. Şimdi böyle oynamak. Ondan sonra ayaklarımı o kadar çok sallıyordum ki Fatih bazen diyordu ki ya deprem mi oluyor falan sonra ayaklarımı görüyordum.
Dedi ki ya uf sen bir sallıyordun ayağını falan. Aşırı sallıyordum ayaklarımı. Şu an azaldı biraz. Niye böyle tatsız konular açtık biz ya? Uf. Şimdi bütün şeylerimi fahaş ettim yani. Ortaya ser. Şimdi otizm popüler oldu. Evet ya, değil mi? Evet. Ben de fark ediyorum bunu. Hatta Kızılcık Şerbeti'nde de otizmli bir çocuğu okula aldılar en son. Gerçi ben daha ilk bölümlerdeyim. Ha, çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Detroit oynayamam. Bana ne, oynamayacağım Detroit. Şaka yaptım. Oynayacağım. Masa üstünde duruyor şu anda da. Life is Strange'e başladım. Onu bitirmek istiyorum. Ay, iki tane Life is Strange var. Ay, oyun yayınlarına yavaştan geri döneceğim ya. Çok seyahat ettim bu aralar. Hiç oyun yayını oynayacak şeyim olmadı. Oyun yayınlarına o kadar dönmek istiyorum ki çok rahatlatıyor beni. O kadar boş bir muhabbet oluyor ki insan bazen o aşırı boş muhabbeti özlüyor, biliyor musunuz? Çok boş muhabbet yapmak istiyor canım. Ha, çok teşekkür ederim göt attığın için. Abla, Sis Dağı'na ne zaman geliyorum? Ne zaman geliyorsun? Sis Dağı'na ne zaman geliyorum biliyor musun? Yazın geliyorum. Yeter artık. Babama yıllardır, bak, eskiden nefret ederdim ben köye gitmekten. Adrian, çok teşekkür ederim. Aa, bir sürü kişiye üyelik gitti. Ataberk'e gitti, Equinox'a gitti, Kadriye'ye gitti, Dizi Klip'e gitti. Demek ki var ya, bu gerçekten bana da birkaç kere Nevşin Mengü hediye üyelik geldi. Demek ki gerçekten çok aktif olana, çok izleyene gidiyor bunlar, bu hediyeler. Queenie, evet üzgünüm sana gelmiş. Aa, Victor da hediye etmiş. Çok teşekkür ederiz. Bana bir kere yayın falan izlemiyordum böyle. Nevşin Mengü'den YouTube'dan mail geldi. Nevşin Mengü'nün şey diye. Üyeliği diye. Yayını halbuki izlemiyordum. Öyle arada öyle sürpriz geliyormuş. Olay. Olay zolay. Chat aktifliği izlemeyi etkiliyor. İzleme etkiliyor. Ay, çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane üyeliğim var. Çok güzel oluyor, biliyor musunuz? O. Çok fazla ben özel içerik yapamıyorum ya. Arttırmam lazım özel içerikleri, biliyor musunuz? Ben şu an sadece video sonunda isim gösteriyorum. Oradan şey yapıyorum ama bazen özel içerik atmak çok istiyorum. İngilizce podcast yapıyordum Patreon'a. Ona devam etmek istiyorum. Bayağıdır yapamadım. Kendime söz vermiştim her ay yapacağım diye. Tabii ki her söz gibi bunu da tutamadım. Alpcan, hoş geldin. Lütfen Andrew Tate'in kitabını oku. 6 aydır bekliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çok haklısın. Kanaldaki Sema Maraş'ı enerjisini atmak için alacakaranlığa falan başladım ben. Kanalda bir ara çok toksik bir erkek kitlesi vardı. Şey yaktık. Ne o? Ona ne deniyor arkadaşlar? Şundan yakmak istedim ki kanala. Kanaldaki böyle şeyler siktirip gitsin. Negatif enerjili insanlar. Tüt. Adaçayı yaktım. Onlar gitti. O zaman gittiklerinde inceleyeceğim. Hala duruyor. Dur göstereyim size. Andrew Tate. Big G. Ay, Twitter'da bunun götünü yalıyorlar ya, Big G, Big G diye. Ay dur, üyelikler geliyor. Başak, çok teşekkür ediyoruz. İrem Doğru, Bırtlar, hoş geldin. Ya bugün ne oluyor böyle size ya? Aa, bugün var ya. Bugün siz coştunuz. Andrew Tate'in kitabını göstereceğim size, dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur. Neredeydi?
Ay bunu bana çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Hediye etti dediğim şeyde buldu işte. Libgen.is'te buldu sanırım. Utku Şen. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten. İnanılmaz bir kitap. İnanılmaz. Ay Lil Zay konusunu hiç açmayın var ya. Yani bir insan bu kadar mı ilgi, erkek ilgisi. Pikmilik. İlgi verin bana da ne olursa olsun. Çok yazık. Acıyorum. Bunları göstereyim. Bunu da çevirmem gerekecek. Üf ya var ya. Bir de Andrew Tate çevirmekle uğraşacağım ya. Çok teşekkür ederim. Benim ses gitmeye başladı. Ya Andrew Tate falan bir kız. Canlı yayında hakaret etmemek için verdiğim şey şaka mı? The Tate Bible. Tipsiz, tipsiz suratlı ya. Hayatımda bu kadar tipsiz bir insan görmemiştim. Andrew Tate. The truth about your ego. The girls love money. Kızlar parayı sever mi? Milyoner olmak. Neden asla milyoner olamayacaksın? Bunun olayı ne biliyor musun? Bunlara grifter deniyor arkadaşlar. Böyle ergen çocuklara nasıl milyoner? Ulan milyoner olan adam sana anlatır mı nasıl milyoner olduğunu? Geri zekalı var size. Şu adama para veriyorsunuz işte. Şu adama para veren herkes kerizdir. Aa Dilara Dülek. Çok teşekkür ediyorum. Üyelikler yağıyor bugün ya. Başak Bırtlara hoş geldin. Nasıl zengin olunur? Bak 6 sayfada anlatmış. Allah aşkına şuna gideceğiz. 93. sayfaya gidiyorum. Nasıl zengin olunur? 6 sayfada nasıl zengin olunur? The Tate Bible'daki Andrew Tate adlı yazarımız. İnsanlar bana her zaman nasıl para kazandığımı soruyorlar. Babamdan geldi işte amına koyayım falan. Tabii ki bunu yazmaz size. Bunu tabii ki size yazmaz. Size der ki 6 saat spor yap. Aynen. Günde 6 saat spor yap. Allah aşkına ben haftada bir spora gidebiliyorum. Onda da yani ya pilatese gidiyorum ya koşuyorum. Saçma sapan. Günde 6 saat spor yapabilen adam aşırı zengindir. Tamam mı? Ay, bak. Ay. Resmen diyor ki bana para ver. Benim online kursumu al. Öyle zengin olabilirsin. Ama dırdır eden orospu bir kız arkadaşın varsa ve loser arkadaşların varsa şey yapamazsın. Yemin ederim bak bu yöntem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buna çevre izole etmek deniyor. Bir insan sizi manipüle etmeye çalışıyorsa başkalarının düşüncelerini umursama. Bırak onlar zaten geri zekalı, loser onlar, loser falan diye. Onları çünkü biliyor ki etrafında arkadaşı olan, sevgilisi, sevdiği insanlar olan kişiler bu geri zekalıya para vermez. Ne yapıyorsun abi ya diye uyarırlar. O yüzden manipüle edip şey yapmaya çalışıyor. Yalnızlaştırmaya çalışıyor insanları ki para versinler buna. Var ya gerçekten. Evet kült. Yemin ederim kült. Çok gibi. Bak sinirleniyorum. Bu Andrew Tate hayranı çocuklar bana sövüyor, küfür ediyor 7/24. Ama ben size resmen bu salak yüzünden dolandırıldığınız için üzülüyorum. Acıyorum. İşte böyle de şey biriyim. Selfless biriyim yani. Bu kadar da sizi düşünüyorum çocuklar ya. Kız çocuklarını düşündüğüm gibi erkek çocukları da çok düşünürüm. Buse Bırtlara hoş geldin.
bayılacağım ya. Böyle sikko sikko fikirleri. Bak işte mesela diyor ki orospu bir kız arkadaşın varsa zengin olamazsın diyor. Ve bazı şarkıcı arkadaşlar Andrew Tate benim babam falan diyorlar. Ya gerçekten hayatımda gördüğüm en loser davranış herhalde. Böyle bir adamı kanaat önderi kabul etmek. Yemin ederim var ya. Kimi örnek verebilirim kanaat önderi olarak? Aklıma o kadar kimse gelmiyor ki. Neyse yine kötü biri diyelim. Yine kötü biri. Yemin ederim bak Tamer Karadağlı'yı kanaat önderi kabul et. Daha iyi. Bunu söylerken içim acıdı. Daha iyi değil çünkü. Ama yine de. Aa, Buse Bordo. Bordo Bereli Osuruklar hoş geldin. Ama yine de yemin ederim daha iyi ya. Sizi tehdit ve sizi tehdit eden Twitter hesaplarını anında savcılığa verin arkadaşlar. Anında. Zaten o kadar korkaklar ki küfür ediyorlar, tehdit ediyorlar. 5 gün sonra kapatıyorlar hesabı. Böyle bir korkaklık. Ulan götün yiyorsa bir yıl boyunca o tweet'i orada tut bakalım. Nasıl o tehdidi nasıl bir tarafına sokuyoruz? Sarp Adrian Aydın'dan kocaman sevgiler demişsin. Ben de Aydın'a kocaman sevgiler gönderiyorum. Ben Aydın'a gittim mi acaba daha önce? Şu an bunu merak ettim ve bunu araştıracağım. Kuşadası Aydın'da mı? Uf, çok cahilim çok. Özür dilerim çok cahilim. Kuşadası Aydın'da mıydı? Söyleyin çabuk bana. Yoksa çok cahil olduğumu hissedeceğim. Evet, o zaman ben Aydın'a geldim ve Aydın'a bayıldım abi. Aydın muhteşem bir yer. Çünkü Kuşadası muhteşem bir yer. Kesin Kuşadası muhteşemse Aydın da muhteşemdir. Kuşadası benim ilk gittiğim, batılı anlamda ilk tatil denemem arkadaşlar. Fatih'le şeydim. Öğrenciydim, üniversitedeydim. Fatih'le paralarımızı biriktirip biz bir yaz tatiline çıkacağız demiştik. Annelerimizi, babalarımızı yalan söyleyerek, kimseye önermiyorum ama annelerimize, babalarımıza yalan söyleyerek tatile çıktık. Ve Kuşadası'na gittik. Çok güzeldi ya. Hiç unutamıyorum. Yediğimiz dondurmanın tadı bile var ya damağımda, aklımda dondurmanın kaşığını hatıra olarak saklamıştım. Çok güzel dondurmacılar var orada. Pardon ya, Antalya Kale içine gitmiştik biz ilk. Kuşadası ikinci olabilir. Ama işte ilk öğrenci tatillerim işte. Normalde hep normalde ben şöyle hani ne bileyim Ege'dir, Akdeniz'dir. Karadeniz'de öyle bir kültür yok arkadaşlar. Yazın herkes köye gider yani. Denize gireceksen de Trabzon'un şey sahili, kapkara kumlarının sahillerinde girersin. Öyle yani. Tatil vlogu mu vardı benim ya? Unutmuştum valla. Öyle. O yüzden tatil yani böyle işte sıcak denizlere tatile gelme olayını ilk Antalya'da ve sonra da Kuşadası'nda yaşadım. Hiç unutamıyorum o yüzden. Ama ben şimdi hep böyle şey ya, ilçe ilçe ya oralar geçiyor. Bazen bağlı olduğu şehirleri unutuyorum. Cahilliğime verin. Mesela Kuşadası'nın Aydın'a bağlı olduğunu unutuyorum bazen. Ya da işte işte ne Göcek. Göcek ve şey Fethiye. Buralar Muğla'da. Unutuyorum bazen. Sürekli böyle sadece o tatil şeylerine destinasyonlarının isimleri olduğu için şehrin ismi geçmediği için genelde tatil satın alırken hep o ilçe olarak kalıyor insanın aklında. Dilay çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Prince of Lana çok teşekkür ederim Super Chat'in için. Ya ben Fatih'le yine podcast yapmak istiyorum ama diyor ki ne konuşacağız? Konuşacağımız her şeyi konuştuk işte diyor.
Sorular sorduracağım size. Can Sungur'la ilgili ne mi düşünüyorum? Bence siz çok yanlış anladınız Can Sungur'u ya. Öyle. Çok böyle talihsiz bir linç oldu bence o. Çünkü Can Sungur her zaman böyle ülkesiyle ilgili gelişmelere sevinen, ne bileyim işte, böyle her zaman böyle şey, böyle vatansever. Bu arada sanki muhalif herkes böyle şey, terörist gibi bir algı oluştu ya. O yüzden hani böyle vatansever bir tarafı da var yani. Hep böyle diller, ben hep görüyorum yani. Ama işte insanlar. Bir de mesela çok saçma değil mi mesela? İnşallah ben de kullanıyorum günlük hayatımda. Yani inşallah kelimesini kullanmak için bir insanın illa Müslüman veya AKP'li mi olması gerekiyor yani? O kadar tuhaf tepkiler geldi ki ben çok şaşırdım ya. İnşallah, maşallah falan diye dalga geçiyorlar. Ya hepimiz kullanıyoruz bu kelimeleri yani. Bu bizim kültürel artık şeyimiz. Çok bilmiyorum ya. Bazı tamam gerçekten şey yapmış olabilirsiniz. Seçimden bir hafta önce olması videonun buna takılmış olabilirsiniz. Onun da açıklamasını yaptı zaten bence. Yani canlı yayınında. Ama yani bilmiyorum ya işte yerli ve milli dedi ha ha inşallah dedi ha falan. Çok yargısız infaz yapılmış gibi geldi onu bilmiyorum. Mesela yeni bir reel paylaştı hemen altında ha işte inşallah yerli milli. Lan oğlum ne oluyor ya? Ne alaka şimdi yani? Çok bilmiyorum çok. Ya tabii ki karşılıklı bak şey yapabilirsin. Kimseyi şey yapmamak gerekiyor zaten. Yani ne kimseyi kanaat önderi kabul edeceksin ne kimseye böyle ne diyorsa o aynen müridi gibi böyle kült gibi sorgulayacaksın tabii ki. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Bazı davranışlarını beğenmeyeceksin, bazı söylemlerini beğenmeyeceksin. Benim de mesela bazı söylemlerimi, davranışlarımı beğenmiyorsunuz haklı olarak. Herkes her şeyi %100 kabul edecek, sevecek diye bir şey yok yani. Ama yani bilmiyorum ya çok biraz şey oldu. Biraz o süreç bence iki tarafta da şey vardı. Bence Can çok üzüldü. Ve takipçileri de çok şey oldu böyle. Onlar da böyle bir bilmiyorum böyle sanki şey. Ben bu konularda da çok konuşmak istiyorum. Sonuçta benim meselem değil yani. Ben olayın çok dışındayım. Dış kapının mandalıyım yani. Kendileri zaten kimle alakalıysa o insanın açıklama yapması ve bu olayın bitmesi lazım. Bana şu an bu sorunun sorulması bile saçma. Ama ben şahsi fikrimi belirtmek istedim yani. Yani üzücü. Bu kadar şey yapmamak lazım insanları bir anda böyle kestirip atmak bir aa işte nasıl bir şey yapar. Bu şey gibi biliyor musunuz mesela? Aa Meryem Starbucks'tan kahve almış İsrail destekliyor çıkıyorum. Bunun gibi bence yani çok yargısız infaz yapmamak lazım diye düşünüyorum. Evet insanlar da çok hassas. Onu da anlıyorum yani. Ama bilmiyorum yani ben çok üzüldüm. Buraya geldiğinde ne kadar heyecanlıydı. Biz görüştük onunla buraya geldiğinde. Çok heyecanlıydı, anlatıyordu bize böyle şey. Heyecanlı heyecanlı. İşte şunu yaptık, bunu yaptık falan filan. Bilmiyorum, çok hevesliydi yani. Böyle bir tepki geleceğini bence asla tahmin etmiyordu. Öyle. Kardeşim yüz hesabınızda gelip Mümin yazmayın. Kim Mümin yazıyor ya? Bilerek yayını Twitter'da paylaşmadım ki biz bize olalım diye. Dilay çok teşekkür ediyorum ya. Evet kitap incelemelerinin artması gerekiyor. Çok haklısın bu konuda. Ama şimdi videolar uzun oluyor ya. 2-3 saatlik videolar olunca normalde ben videoları 40 dakikalık 40 dakikalık yapıp haftalara yayıyordum. Ama videolar 3 saat sürmeye başlayınca birazcık gecikebiliyor bazen. Çünkü çok zor oluyor editlemesi, bir araya getirmesi. Mesela kitabı okuması bile çok vakit alıyor. 300 sayfa kitap okuyacaksın. Şey yapacaksın. Konuşacağın yerleri belirleyeceksin. Yani hazırlık süreci biraz uzun olduğu için videolar biraz yavaş gelebiliyor.
O konuda anlayışınızı istiyorum ama ay göstersem de size bu kitabı. Şu anda Alacakaranlık'tan sonraki inceleyeceğim kitap elimde duruyor. Şöyle ucundan, kenarından göstereyim. Belki bazılarınız anlarlar. Şöyle çok kenardan göstereyim. Ama sürpriz olsun istiyorum bir yandan. Bence bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bazılarınız anlamıştır zaten. Neyse. Ay dur, unuttuğum süpür chat var mı? Okuyayım. Büşra, iyi geceler. Başak, çok teşekkür ederim süpür chat'in için. Öyle yani. Neyse, daha ipucu vermiyorum ben. Ya hemen anladınız, bazılarınız hemen anladı. Cin misiniz, in misiniz ya? Üf. Ben bu arada Pukka'ya da sordum, biliyor musunuz? Dedim ki kitabını inceleyeyim mi? O da incele dedi. Onun için de çok heyecanlıyım. Ama bu inceleyeceğim, şu anki inceleyeceğim Pukka değil. Ladin Voyvoda, ben Trabzon'a yazın geleceğim yani. Maalesef şu an öyle bir şey asla mümkün değil. Aa, ben şeyden bahsediyordum size ya. Sis Dağı. Eskiden köyden nefret ederdim. Artık babama yıllardır yalvarıyorum. Baba ne olur yaya gidelim. İnekleri seveyim. Ne olur baba. Bir de şimdi vejetaryen oldum ya. Vejetaryen olduğumdan beri ben hiçbir inekle göz göze direkt kontak kurmadım. Vejetaryen olup da yani bir ineği yemeyerek bir ineği sevme deneyimi bambaşka olacak benim için. Çok istiyorum böyle gideyim, inekleri seveyim, inekleri sarılayım. Ay canlarım benim ya. Çok istiyorum. Onlara karpuz kabuğu dünyanın en güzel deneyimlerinden biri. Bir ineğe karpuz kabuğu yedirmek. Hatta karpuz yedireceğim direkt. Şöyle kırmızı kısmından da yedireceğim. Ellerimden karpuz yesinler. Ay kuzular, inekler. Karpuz kabuğu ASMR. Yemin ederim ASMR ya. Çocukken ASMR'ın ne olduğunu bilmiyorken bile babama yalvarıyorduk, annemle babama. Yani karpuz kabuklarını ve inekleri vereceğim. İnekleri böyle ağızlarına basıyorduk ya. Piknikler, piknik bittikten sonra. O kadar seviyorum ki. Bir de o yaylanın havası o kadar temiz ve güzel ki. Of, çok istiyorum. Ama çok uzak ya. Babam da şimdi yaşı var artık yani, öyle uzun uzun yaylaya çıkmak falan zor oluyor bazen. Ben de hiç yolunu molunu bilmiyorum yaylaların ya. Şehirli olduk artık yani yayla. Küçükken de biliyordum zaten, babam götürüyordu da. Öyle yani. Kötü bir anı ineklerle ilgili. Köyde küçük kuzenlerim ineklere kenevir vermişti. Meryem, dövmecimiz bile aynı. Sana güvenip gittim. Mükemmel dövmeler yaptık. Çok yetenekli bir dövmecim var. Dövme için Trabzon. Artık var ya, eşimi dostumu görmeyip dövme yaptırmaya gidiyordum bir ara. Sadece. İnsanlar artık sitem etmeye başladılar, biliyor musun? Dostum. Maria'yı severdim ama inekleri çöpe ütücü olarak kullanması. Ya bu gözlük ne biliyor musunuz? Dilara Dülek, çok teşekkür ederim. Bu şey. Humphreys. Humphreys. Nasıl yazılıyor bilmiyorum. Alman markası Humphreys. Neydi ya? Bir şey optik. Neydi? Dur bir dakika. Yazacağım. Optizen Optik. Optizen Optik'te bulabilirsiniz bu markayı arkadaşlar. Her yerde de varmış ha. Optizen Optik. Yani Ankara'da her yerde varmış. Neyse.
Sarp Adrian çok teşekkürler. İrem Doğru çok teşekkürler. True Crime seviyorsan Stephanie Solka. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben o kanalı biliyorum. Ama o kız çok şey anlatıyor. Yorum katmadan anlatıyor. Ben sevmiyorum. Ben şey istiyorum. Yorum yani bazıları böyle tercih ediyor. Bazıları hiç yorum katmasını istiyorlar. Stephanie So ya tabii ki şöyle diyorlar. Aa çok kötü olmuştu falan filan diyorlar. Ama dümdüz anlattığı için ben bu kızı çok izleyemiyorum. Benim izlediğim kanallar daha küçük kanallar ya. Bu çok büyük kanal. Büyük kanal olunca bazı şeyleri çok tarafsız anlatmak gerekebiliyor. Çünkü bazı insanlar her şeyden şey yapıyorlar yani rahatsız oluyorlar. Ay Utku çok teşekkür ederim. Tam da senden bahsettik biliyor musun? Birazcık Andrew Tate'in kitabını okudum. Dedim bana bunu çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Oysa ki şey libgen.is'ten aratıp oradan yolladın bana. Ama o siteyi bana bir şey söyleyeyim mi? Hayatım değişti o siteyle öyle söyleyeyim yani. Kimse bu arada korsana karşıyım arkadaşlar. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Korsana hayır diyorum. Asla yani. Öyle yani. Her yerde söylemeyeyim bu siteyi. Evet bilmiyordum valla. Cahilliğim. Bilmiyordum. İnternetin Beyazıt'ı. Ya Beyazıt bile değil bence. Neresi biliyor musun internetin? Çok kısal bir tanım olacak. İnternetin Çilek Sokağı diyeyim. Gerçi Çilek Sokak da artık mal kalmadı. Ucuz mal kalmadı yani. Ay öyle işte. Bilmiyorum ne kadar şimdi ben bazı öğrenciler çok soruyorlar. Ben de şimdi sonuçta desteklememiz yani ya bazı yazarların eserlerini desteklemek gerekiyor ama atıyorum klasiklerden falan bulamadığı şeyler oluyordur çocukların. Bazen çok önermek istiyorum bu siteyi. Ama işte şeyden çekiniyorum. Ya bu da işte resmen hırsızlığı savunuyor falan derler diye çekiniyorum. Yoksa ben her yerde söylerim bunu yani. Stark, gözüme gözükme. Hiç konuşma. Ben biliyorum seni. Sen sürekli bana kötü yorumlar yapıyorsun. Hiç şaka yapıyorum falan deme. Ben size Stark'ın yorumunu göstereceğim şimdi. Stark beni çok kırdı. Hayır şaka değil. Onlar şaka değil. Onlar gerçek Stark. Hemen göstereyim size. Yeni videolar nerede? Gerizekalı Meryem. İyice saldın. Demek öyle. Demek gerizekalı Meryem ha. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun gerizekalı Meryem. Yeni videolar nerede? İyice saldın. Sana ne salarım? Allah Allah. Mental gücümü topluyorum yeni video çekmek için. Sen kolay mı zannediyorsun Alacakaranlık okumak? Kolay mı zannediyorsun Kızılcık Şerbeti izlemek? Yazık dediğim. Evet basacağım tişörte. Tişörte de basacağım. Senin telif haklarını satın alıyorum Stark o yorumun. O yorumu tişörte basacağım. Görürsün sen. Ay. Ay bir şeyler kaçırdım ben. Aa kaçırmamışım. Bir şeyler okumayı kaçırdığımı zannettim de. Keşke yine yurt dışından ürün sipariş etsen de kutuları birlikte açsak çay falan gibi. Arkadaşlar IKEA'ya gittim. IKEA'ya gittim ve
Şimdi size... Uf ya, neredeydi o video ya? Bir tane video vardı, hatırlıyor musunuz? Ya bulamadım, neyse. Hani bir tane amca vardı, böyle çay içiyordu. Ondan sonra cüzdanını gösteriyordu. Cüzdanı bomboş. IKEA'ya gittim bugün ve işte tablo mablo bir şeyler aldım. O yüzden ben uzun bir süre yurt dışından alışveriş yapamayacağım. Zaten dolar da artacakmış. KDV de artacak. O yüzden ben şu an o cüzdanını gösteren amcayım. Bulamadım o videoyu şu an ama. Şöyle gıcık oluyorum ya. Allah Allah. Bir meme arattığımda anında bulamıyorum ya. Gıcık oluyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Senden sonra Alacakaranlık serisini bitirdim. O kadar dalga geçe geçe izlememe rağmen sonunda gözümde olmadı değil. Garip bir etkiye sokuyor insanı. Biz Fatih'le Yeni Ay'ı izliyorduk. Erkekler bu seriyi sevmiyormuş, izlemiyormuş gibi yapıyor ama Fatih ne dedi biliyor musunuz? Normalde aşk üzerine dönmese sırf işlediği temalar, işte kurt adamlar soğuk, sıcak, vampirler soğuk. Çok yaratıcı aslında. Hiç izlenmeyecek bir film değil. Gerçekten güzel dedi. Bunu da böyle ortaya bomba gibi bırakayım yani. 404'ü pat patlaya pat patlaya sever misin? Şu an sevemem. Şu an uyuyor abisi, ablası veya dede mi? Şu an sevemem. Eskiden Cahreyinci olan sevgilimle seni izlemek. Şu an çok duygulandım. Çok duygulandım. Bazen öyle dönemleri olabiliyor insanların ya arkadaşlar, yargılamayın. Sarpeyciğim, Maria ben 2000'ler delisiyim. 2002 doğumluyum. Keşke 80 doğumlu olsaydım falan diyorum. 2000 ile 2010 arası her şeye takığım. Ben de takığım, yalnız değilsiniz. Çok şanslıymışsınız. Ay niye biz şanslıyız ki? Bence sen de şanslısın. Tam işte o 2000'lerin ortasına doğmuşsun. Bence sen de şanslısın. Sen de şanslısın Sharp Adrian. Ben de takığım ayrıca. Aşırı takığım. Bazı insanlar 90'lara takık olur. Bizim yaşlı hocalarımız 80'lere çok takık olurdu. O da onların gençliğiydi, şimdi anlıyorum. Ben de 2000'lere takığım abi. 2000'ler, 2010'lar arası her şeye takığım. Fatih abi niye kadın düşmanı vibe'ı veriyor? Oha ya! Ne kötülüğünü gördünüz sevgilimin ya. Ne kadın düşmanlığını gördünüz ya. Sevgilim bunuysa çok üzülürdü. Sevgilim bana bir yemek... Bana değil de ikimize tabii ki. Ben de şimdi şey yaptım. Abarttım. Bir yemekler yapmış sevgilim. Benim elime sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Benim sevgilim beni mutfağa sokmuyor. Çok dağıtıyormuş mutfağı. Kendi yemekleri o yapıyor. Nasıl kadın düşmanı diyebilirsin? Gerçekten yazıklar olsun. Fatih abi öyle düşünmüyor ama şahsen ben muhabbetini bayağı sevdim, podcast acili. Kimle? Kimle podcast gelsin ya, anlamadım. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Hayır, öldürmüyor. Yusuf Alihan İlter çok teşekkürler. Neyin bu kadarına gerek yok, anlamadım. Cümlenin başı kesilmiş. Fatih abi ne diyorsun be abla? Çok benziyor ona ya. Of. Bazen var ya Fatih'i görüyorum o adamda. Ne diyorsun be abla? Ne anlatıyorsun be abi diyen adam var ya, ona benziyor. Ay. Başka konuk almayacağım. Merak etmeyin ya. Allah Allah ya. Ne kadar bazı var ya, konuklarımı resmen dövdünüz yorumlarda. O kadar üzüldüm ki. Çok konuşuyor, çok söz kesiyor, çok bağırıyor. Bir daha konu kalma. İzleyemedim, dinleyemedim. Ne kadar ayıp. Evimize misafir geliyor. Siz öyle şeyler yazıyorsunuz ya. İnsanlar ne kadar kırılıyor, üzülüyor. Çok ayıp. Ya kırılıp üzülmediler de ben birinin bir şeyine konuk olsam ve orada ağzıma sıçsalar üzülürüm yani. Ceren Sungur'la iki kere podcast yaptık ama görüntülü olmadığı için herkes unutuyor. Bir tane de görüntülü yapmam lazım galiba. Ceren ve Can'ı
Psikolojik manipülasyon teknikleriyle Ankara'ya taşıttıracağım. Sonra her gün podcast yapacağız. Ay şaka be. Üf. Bıkarsınız. İki kere bak Ceren'le iki podcast yapalım hemen şikayet etmeye başlarsınız. Bıkarsınız yani. Abla işte Ceren senin sözünü çok kesiyor, çok konuşuyor falan dersiniz. Mutfakta aspiratör ışığında dertleşme yayını. Bu aspiratör ışığı niye o kadar romantize ediliyor ya? Şey gibi Trisha Paytas'ın mutfakta yerde ağlayarak yaptığı yayınlar var ya. Onlar gibi. Meryem sen biraz çekingen duruyorsun konuk gelince. Sanki karşındaki kendini rahat hissediyor mu diye sen çok geriliyorsun. Ya öyle değil de. Genelde benim aldığım konuklar gerçek hayatta çok yeni tanıştığım konuklar. Mesela o gün bizim Sude ile ikinci buluşmamızdı. Ona rağmen bence çok enerjilerimiz uyuştu diye düşünüyorum ben. Ama ikinci kez buluşuyoruz yani biz. Belki 20 kez buluşsam çok daha yani şey muhabbet, farklı muhabbetler olur. Ama biz yeni tanışan arkadaşlar olduğumuz için öyle oluyor. Mesela benim Can Sungur'la ilk yayınımda ben aşırı çekingendim. Çünkü ben orada aşırı çişim vardı arkadaşlar. Benim yayının bir yerinde aşırı çişim geldi. Ve ben zannediyorum ki yayınlarda sonuna kadar durmamız gerekir. Meğersem yayınlar sürüyormuş, çişini yapıp geliyormuşsun. Ben hayatımda yayın mı yapmışım? Orada benim yayının yarısına kadar aşırı çişim vardı. O yüzden çok böyle sessizleştim bir an. Sonra dedim ki Can'a ben hemen gidip geliyorum dedim. Bir de zaten Can'la da Ceren'le de yeni tanışıyorduk o zaman. Şu anda aynı setting olsa, aynı konuları konuşsak çok daha rahat konuşurum. Ama şimdi hem başka yeni tanıştığım insanlar, yeni gittiğim bir ev, üstüne üstlük çişim var. Yemin ederim var, o kadar tuttum ki orada resmen altıma işeyecektim. Sonra dedim ki ben hemen bir git. Zaten alerjim tuttu, kedi alerjim. İlacımı unutmuştum, lenslerim düştü falan böyle rezalet oldu. Hiç şeydi, çok hazırlıksız bir gün oldu benim için. O yüzden öyle yani. O yayını hiç izleyemiyorum o yüzden. Çok şey yapıyorum, uf ya. Çişim vardı o yanında diyorum ve izleyemiyorum resmen. 4-4 şu an uyandı. Yakınlaştırsanız Allah aşkına anlamsız bir şekilde karşısındaki yastığa bakıyor. Hani insan ilk uyandığında böyle işe gitmeden önce yatakta oturursunuz ve varoluşsal krizlere girersiniz ya. Ne oldu öyle bir şeyler? Götüne şaplak atamam. Şu an yeni uyandı. Yazık ona. Biraz daha uyansın öyle atarım. Yusuf Aliyan İlter Twitter'da bir taraflarını paylaşan Lubunlara dedim abla. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya isteyen her yerini paylaşsın. Siz niye şey yapıyorsunuz ki? Anlamıyorum ya. Üzülüyorum arkadaşlar. Bak gençsiniz. İsteyen istediği gibi giyinsin. Beğenmiyorsanız bakmayın. Lütfen bak. Birbirimize insanlık olarak bu kadar karışmayı bırakmalıyız. Pankek içeride yatıyor o bizim biz köylülerin köylü muhabbetini çekmek istemediği için içeride Kraliyet Kulesi'nde yatıyor. Abla aşkolistan, sekistan gruplarında sonunda bir kız çıkıp gerçek bir tepki verdi. Ya ben onu geyiğine yazmıştım işte ama Twitter öyle bir yer işte. Ben o yüzden Bırtkes'ten kesit atmıyorum normalde Twitter'a. Şimdi Sude ile ikimiz de Twitter'dayız ya. Ben biraz geyiğine attım o kesiti. Normalde bir tek Instagram'a atarım, YouTube'a atarım. Oraya atılınca yani istersen dünyanın en iyi videosunu at. Mutlaka nefret yorumları geliyor işte. Öyle yani. Oha 2 saat olmuş ya. Ben çok tuttum sizi. Ama çok güzel geyik oldu ya. Çok eğlendim ya.
Bak bazen var ya böyle yapmak gerekiyor. İlla bir performans sergileme beklemeyin benden arkadaşlar. Biraz da dertleşelim, konuşalım ya. Yok o insel videosunu izle. Yok o bilmem neye yorum yap. Hayır abi, yorum yapmak istemem. Ben sizinle konuşmak istiyorum şu anda ya. Konuşmak istiyorum. Çok güzel oldu, konuştuk. Ay. Life is Strange gelecek, merak etmeyin ya. Yayınlara geri döneceğim, oyun yayınlarına. Ay çok heyecanlıyım. O kadar çok oynamadığım oyun var ki. Life is Strange çok böyle bağımlılık yapıyor bir başlayınca. Neyse, bol bol sohbet ettik. Oh, benim çok ağrıdı. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Muhtemelen çay içeceğim. Ve böyle birazcık ne yerim? Yanında böyle ufak tefek bir şeyler atıştırırım. Şu küçük aşırı ben abur cubur bırakmıştım. O kadar dandik bir abur cubura düştüm ki size son olarak onu göstereceğim. Dur. Bisket. Ama nasıl bir bisket? Ha. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Bir de bisküvilerin tadı da kötüleşti artık. Muhteşem bir şey değil mi ya? Muhte-fucking-şem. Aşığım sana. Bir yüzü sade, bir yüzü kakaolu. Dede bisküvisi resmen. Cenazelerde dağıtılan bisküvilerden. Ama ne yapayım? Çok beğendim. Bisküvilerin tadı da çok kötüleşmiş. Malzemeden şey yaptıkları, ucuz malzeme. Ya dünyanın en ucuz yağını kullandıkları çok belliydi. İğrençti tadı. Ama bir düştüm, duramıyorum. Sürekli pötibör bisküvi, pötibör bisküvi. Geceleri binge eating yapmaya başladım yani. Allah sonumuzu hayretsin. Öyle işte arkadaşlar ya. Babaannemin evindeki bisküvit. Bisküvit. Püskülüt. Arasında zerizella sürmeden of ya. O kadar uzun zamandır peripelli almadım ki. Onun o iğrenç tadı aşırı hoşuma gidiyor. Neyse. Ben yavaştan kalkayım. Şöyle bir bacaklarımı esneteyim. Çünkü götüm ağrıdı. Şöyle bir esneme hareketleri yapayım. Ondan sonra da şöyle güzel bir çay koyayım. Ve o iğrenç bisküviden yiyeyim. Hadi öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça daha sık. Ay çok güzel oldu böyle ya. Önceden haber vereceğim bundan sonra. Bu kadar acımasız davranmayacağım. Önceden haber vereceğim size. Hadi görüşürüz. Bye.